7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz ögeler içermektedir. Evet, kornişlerimiz eleksel oldu, eleksel oldu. Ayın 14'ü parıldır. Dersen yeni sen gelin. Sen elini sürdüğün her yer parıldıyor. Canım ablam. Şu yaşta kadını yerlere çömertin. Allah sana sorsun inşallah. Çok aa, rahat. Kız ne o güzelmiş kadar, bu. Bir de sunumu da çok aa, güzel bak. Kız ne güzel yuvarlandı. Bir kilo daha fırına vereceğiz. Kadın dur vallahi şimdi entel dantel şeyler biliyor. Bak bunu hayatta biz bilmeyiz. O neydi? Kapı çalıyor. Kadir Bey'e güvenir miyiz? Şu anda asker kaçağı olarak göründüğünüz için sizi almak durumundayız. Ben sizi almak durumundayım. Şu anda direkt askere mi gidecek yani adam orada kalmazsa? Evet, yani olabilir. Alabilir miyiz arkadaşlar? Yok, yok problem yok. Gelelim tabii ki. Yani gelip orada işlemi halledelim. Altay Bunca'sı gelsin. Tabii ki. Buyurun. Tabii ekranların en leziz, en temiz programı, oklavaların tıkırdadığı, toz bezlerin gıcırdadığı, Kadir Ezildi ile Enem Arat Benim'den hepinize kucak dolu sevgiler, selamlar. Haftanın son gününde Beykoz'dayız ve bugün Figen Hanım'ın evine davetliyiz. Bakalım kendine güvenen iddialı yarışmacımız Figen Hanım gerçekten de temiz mi, hamarat mı göreceğiz. Ve bugün 15 bin liranın sahibi belli olacak. Bakalım hanımların içinden 15 bin lirayı kim alacak, hep birlikte göreceğiz. Hazırsanız Figen Hanım'ın zilini çalmaya gidiyoruz. Haydi buyurun. Merhaba, ben Figen Cabbar. 59 yaşındayım. Selanik göçmeniyim. 27 yaşında bir oğlum var ve ev hanımıyım. Çok detaycıyım. Herkesin bir saatte yaptığı işi ben 3 saatte yaparım ama kimse toz dahi bulamaz. Ne nasıl atlamışım bilmiyorum. Hep temizledim. İkiniz de beni bugün yaşlandırdınız. Aşk olsun. Temizliğimi, sunumumu, becerilerimi Kadir'e ispatlamak için buradayım. Arabaya taş koydum, civanım arabaya taş koydum. Ben bu yola baş koydum, civanım ben bu yola baş koydum. Evet, haftanın en renkli yarışmacılarından Figen ablamın evindeyiz. Yine bu seçer karşıladı bizi. Hoş bulduk ablacığım. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok heyecanlıyım çünkü. Ben de. Sana gelmeyi ayrı bir istiyordum. Evet. Çünkü senin enerjin benim gibi biraz cıvıl cıvıl, cıvıl böyle. Cıvıl değil mi? Figen ablanın evini de kendisini de hamaratını da çok merak ediyordum. İyi ki de geldik, iyi ki de başvurdun evet, diyelim o zaman. İyi ki de buluştuk diyelim. Figen abla bana ne dedi biliyor musun haftanın içinde? Dedi ki ben bu programa dedi seni görmek için geldim dedi. Şu beyefendiye de onu bir söyler misin tekrardan? Bir altını bir çizelim onun. Ben bu programa Kadir'ciğimi görmek için geldim. Peki gördünüz de ne oldu? Başı göğe erdi. Erdi. Canım ablam sen de iyi ki hoş geldin. İyi ki böyle neşeli insanlar var. Hayata renk katıyoruz. Değil mi? Değil mi? Yoksa çok canımız sıkılırdı. Evi gezmek istiyorum. Hazır mısın? Hazırım. Nereden başlayalım? Nereden istersen. Mutfaktan başlayalım. Mutfaktan başlayalım. Buyurun. Tamam. Geç ablam. Enem Arat Benim'de haftanın son gününde Figen Hanım'ın evine misafir oluyoruz. Evimizin mutfağı bol miktarda dolabıyla dikkat çekiyor. Tezgahtan raflara, bulaşık makinesinden ocağa, camlardan fırına kadar temizlikle ışıldayan bu mekanda pek bir sorun görünmüyor. Bakalım Kadir bu mutfak için ne yorum yapıyor? Evet, mutfağımıza. Bir zamanlar bu mutfak dolapları ne kadar modaydı. Gözde mutfak dolapları 80'lerin. Figen Hanım'ın temizliğine güvenmiyorum, temiz olduğunu düşünmüyorum. Evet, filtremiz gayet güzel, makinemizin arası gayet güzel. Teşekkür ederim. Figen Hanımcığım. Teşekkür ederim. Senden bunları duymak ne güzel. Şöyle açıyorum, o su filtremiz de var burada. Evet. Bakıyorum tezgahımızın altında bir örümcek ağıdır, bir zararlı haşerattır yok. Yok, dolaplarımızın olamaz. İçinde de örtülerimiz var. Eve girdiğimde banyodaki pencereye bakacağım. Dolapların içerisindeki raylı sistemlerin kenarlarına bakacağım. Aynı zamanda da TV ünitesiyle konsol varsa konsolun arkasına bakacağım. Figen Hanım
bildiğimiz kadarıyla evlilik çağına gelmiş bir oğlunuz var. Bu oğlan ne zaman evlenecek? Oğlan ne zaman evlenecek? Kız arkadaşı şu an doktora yapıyor. Onu bitirecek, sonra gelecek. Bir de İngiltere'de. Bu durum sizin işinize geliyor değil mi? Ha, benim işime geliyor tabii. Oğlum sarımsağın başucumda. Annem de senin gibi. Yani sizin bu evdeki bekarları göndermeme gibi bir derdiniz var. Annemin de aklı çıkıyor ki az uzağa giderim. Keşke oğlum benimle otursa ama mümkün değil. Ama gelin ister. Sen de rahat edemezsin. Ben de rahat edemem. Evin içinde rahat rahat uzanması, yatması var. Aynen. Anası gibi gelecek, bacısı gibi gelecek. Ben kapımı vurup çıkıp gideceğim. Bir altın yapıp koymuşsunuz köşeye. İnsan hiç ondan uzakta olmak ister mi? Altın mı yapmış? Altın mı yaptı Diken abla? Altın derken oğlunu kastediyorum. Altın yumurtlayan tavuğu başkasına vereceksin ama olsun. Benim anam öyle diyor. Diyor ki altın yumurtlayan tavuğu diyor başkasına verilmiyor diyor. Ama zamanı gelince vermek gerekiyor tabii yani. Evet yani hep sen memel alacağın bir şey yok. O da ürüyecek. O da ben torun görmek istiyorum mesela. O benim oğlum diyor ki bu dünyaya çocuk getirilir mi? Ne o? Deseydin yıllardır aynı şeyi söylüyor. Dünya durdukça aynı dünya. Dünya değişmiyor. O tavuğun bir yumurtlasın değil mi? Bir civcivlerini görsen. Değil mi? Değil yani, mi? Yani. En kısa zamanda. En kısa zamanda. Ben gelin hanıma diyorum zaten en az 4 tane. Ne? Figen teyze diyor. En az 4 tane mi? Olsun ne olacak? Olsun. Cıvıl cıvıl. Evet buyurun artık salona geçelim. Kalk ablam kalk. Figen Hanım'ın salonu standartların çok üstündeki genişliğiyle öne çıkıyor. Model mobilyaları ve tarzlanmasıyla yarışmacımızın zarafetine yakışan bu mekanda yerli yerinde kullanılan aksesuarlar da gözümüzden kaçmıyor. Bakalım Kadir bu şık salon hakkında neler düşünüyor? Evet, bismillah. Resmen nasıl buldun evimi? Çok güzel. Şimdi bu evi yıksalar bir daha yerine hayatta böyle bir daire yapmazlar. Burayı bir daire yaparlar. Burayı bölerler yemin ediyorum sana. Buraya bir daire yaparlar. Hadi hadi çekinme sor sorunu. Sizin mi kira mı? Kiracım. Kaç para? 2750. 2700. Neresiydi burası? Beykoz. Kavacık. Kavacık mı? Kavacık. Sabah atılışta Beykoz dedim ben. Kavacık'ta mıyız biz? Beykoz'a bağlı. He yakınlar. Peki. Evet. Salon olarak çok güzel, geniş, ferah bir salon. Sehpalarına bayıldım. Figen Hanım biraz spor giyinen bir kadın. Bu sebepten ötürü evde daha çok spor bir ev olduğunu düşünüyorum. Bakıyorum yok gayet bak boruların içleri gayet güzel temiz bak. 5 parmağımı soktum. Onlarda bir şey yok. Sen bak, beni öyle iğne ucundan kupsalan şeylerden sanma. Biz senin kadar olamayız hayatım. Hiç kimseyi kendim gibi beklemiyorum. Benim öz anam benim gibi değil. Siz mi benim gibi olacaksınız? Figen Hanım bence temizlikten anlamıyor, temizlik yapacak bir kadına da benzemiyor. Bu ne? Paraşüt gibi? Bak o ne biliyor musun? Ben hiç yukarıdaki lambaları yakmıyorum gece. Senin gece dizilerimi seyrederken yakıyorum böyle. Ne kadar loş, ne kadar hoş bir ortam. Evet. Bu daha göz yormuyor. Ben de elektrik tasarrufu yapıyorum. Yakmıyorum bunları. Bir tane setten lamba götürdüm. İtiraf etti, setten lamba çalmış. Elektrikçiden lamba aldım büyük şunlardan. Bir tane onu yakıyorum, bütün evi aydınlatıyor ablam. Figen Hanım'ın üstü başı jilet gibi ama evinde temiz olacağını zannetmiyorum. Figen abla. Ne? Figen abla. Aynanın arkasındaki o tutma yeri var ya, onun üstü silinmemiş. Eyvah. Kadir idare et, kadıncağızın gözü artık o kadar iyi görmüyordur. Şöyle peteklerin üstleri gayet güzel, temiz. Oralarda bir şey bulamazsın Kadir'cim. Buldun mu gene? Allah Allah. Peteğin üstünü silmişsin ama altının o detayları alınmamış. İçini bile sildim, içini. İçini silmişsin de o kenardaki yerlere girmemişsin. Bakın size enteresan bir şeyden bahsedeceğim. Doğru bildiğimiz yanlışlar. Neymiş onlar? Bu çiçeğin adı ne? Peygamber kılıcı. 1 metreyi geçince ne sahibi olursunuz? Ev. Nerede oturuyorsunuz? Kiradayız. Hala olmadı. Bence yalan söylüyor.
İnanmayın siz ona. At gitsin sen onu. Boş ver. Yalan dolan ama millet alıp dikiyor. Bir de şey adeti vardı. Yeni evlerin yatağına böyle çocuk atarlardı. Kız istiyorsan kız, erkek istiyorsan erkek. Benim halamın oğlunu erkek kardeşimi hatta peş peşe 3 tane kız doğurdu karısı. Hep yalan onlar. İnanmayın, inanmayın. Kalk gel gidelim ablam. Banyo ne tarafta gel. Bizim de saçma sapan adetlerimiz var. Evimizin banyosu da salon gibi olabildiğine geniş ancak bu banyonun tarzı bir eskide kalmış gibi görünüyor. Hem betonlardaki klozet, lavabo ve küvet bize yıllar öncesinin modasını hatırlatıyor. Bakalım Kadir zaman makinesinden çıkıp gelmiş gibi duran bu banyo için neler söylüyor? Çadır altı minare, selam saldım o yare. Çadır altı minare, selam saldım o yare. Can kurban canım kurbanda, eşref pantollu yare. Can kurban canım kurbanda, eşref pantollu yare. Evet ablama muhteşem, 80'ler banyosundayız. Yemin ediyorum banyo bile ev kadar. Antalya'da bir kardeşim var, geldikçe diyor ki abla gelin şey param olsun göbek taşı yaptıracağım. Vallahi tam dekorasyonluk banyo yemin ediyorum. Şimdi bu yeni müteahhitler bu evleri niye küçük yapıyor? Bak hep geniş isteyince olabiliyormuş yani. Ya bu çok eski bir ev ama. Bence yine böyle yapmalıyız. Çok küçük evlerimiz var. Vallahi evet, çok sığmıyoruz küçük. Ya. Çok sık. Şirinler kulübesi gibiyiz. Öyle yaşıyoruz. Şekerim şimdi anam da para, babam da para. Aynen öyle. Anam da para, babam da para. Babam da para. Bu eskiden midye modeliydi değil mi bunlar? Bir ara çok modaydı. Küvetimiz pembe küvet. Ne var gene? Camın arası. O camı var ya dün gece saatlerce yıkadım. Gel gel. Yıkamasam şeyde olur. Arası. Görmemişim. Evet yıkamışsın. Buralar ıslak görünüyor. Evet. Teli ama yıkadım. Ama açıp silmediğin için içi açıp kalmış. Açıp silmez olur muyum? Ama buranın ışığı gece loş olduğu için görememişim. Peki şöyle gözlük taksaydım. Yok üstte yok, üstte yani. Yok bir şey. Üstü iyi. Gözlük taksaydım. Ya sen iyi misin? Yepyeni gömleği siliyorsun. Bıktım ben senden ya. Hani iyiydi ne oldu? İyiydi öyle sürülür mü? El bezimiyim ben. Lan bu adam beni çok amaçlı kullanıyor. Figen Hanım'ın evine girdiğim zaman banyosuna bakacağım, banyosunda makinaya bakacağım, duşun içine bakacağım, sonra kapı arkalarına falan bakacağım, yerlere oraya buraya bakacağım yani. Bakacağım yerler var. Evet, hanımları içeri alacağız. Biliyorsun tamam. Son gün. Ben bugün şeyi merak ediyorum, dünkü yarışmacıyı. Dün baya baya morali bozuldu Hayriye ablanın. Evet. İkilerden sonra kadın kendine gelemedi. Bana puandan bahsetme Kadir. Bu programda en sevilmeyen bölüm puanlama bölümü. Sen de inadını yapar gibi soruyorsun. 2 puanı ne diyorsunuz diye. Sorayım da ne hissediyor yani haksızlık ona yapıldığını hissediyor mu, kabul ediyor mu, ne diyor? Neyse ki dua edin temizlik puanlarını kaldırdım. Yoksa da her yansın olmuştu ortalık. Babanla oturdunuz beraber kaldırdınız değil mi? Doğru düzgün söylesene şunu. Ekip olarak hep birlikte karar verdik. Sen sadece açıklamayı yaptın. En başta bana sormuşlar mı acaba? Yarışmacılar temizliğe puan versin derken. Bana sormadıkları bir şeyin kararını zaten bana sormasınlar. Formatı yazarken de sana sormadık. Sen bu kadının güzel şeylerinden niye bahsetmiyorsun? Bak ne güzel dizmiş havluları. Onlar misafirler için. Bir haftadır bunları gösterdim de he 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 yapıyordu. Ne oldu şimdi? Adamın dakikası dakikasına günü gününe uymuyor ya. Evi çok geziyorum, çok gezdin oyalandın oluyor. Gezmiyorum, artık üstünkere geziyorsun oluyor. Figen Hanım siz söyleyin, bu kadın hep kötü şeylerden bahsetmiyor mu? Yok orada kıl var, yok burada tüy var. İşte çok beğendiğiniz, görmek istediğiniz Kadir bu. Alın hayrını görün. Sana ben hiçbir şey demiyorum. Ama köfte gibi kızar, ay kadına. Onun görevi bu. Köfte gibi kızar, biber gibi patla inşallah. Ablam gidiyoruz, gel ablam. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Buyurun. Merhabalar, hoş böyle bulduk. Buyurun. Böyle buyurun. Merhaba, günaydın. Çok şıksınız hanımlar. Hoş geldiniz. Merhaba, kız, merhaba. Hoş geldiniz. Korku korku gelme, gel diyor. Hayır, hoş geldiniz. Buyurun böyle, buyurun. Emine Hanımcığım ne kadar şıksınız. Hoş teşekkür geldiniz. Ederim. Hayır ablacığım hoş geldin. Hoş gel, bulduk. Buyurun. Merhaba. Hatice Hanım. Efendim. Emekli başkonsolos karısı gibi olmuşsunuz maşallah. Ne kadar şıksınız, küpe detaylarınız. Hanımlar birbirinden şık.
Kız sen bugün tam öğretmen olursun, yemin ediyorum. Vallahi billahi. Bu kadının içinde bir öğretmen yaşıyor. Çok şık olmuşsun. Teşekkür ederim. Çok güzelsiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Ama Figen ablam bugün pek rengarenk ev sahibi olduğu için. En renklimiz. Her zaman renkli. Her zaman ortada bir farkım olsun diyorsun. Evet, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün son günümüz. Birbirimize veda edeceğiz. Alışıyorum böyle her hafta birilerine, sonra gidiyorlar. Bugün 15 bin liranın sahibi belli olacak. Bakalım aramızdan en hamarat kim 15 bin lirayı alıp da gidecek. Göreceğiz Allah'ın izniyle. Bugün daha Figen Hanım'ı göreceğiz bakalım. Yoğurtlu salatayla çay içilmez dedi. Kurabiye tatlı değildir, kurabiye dedi. Dedi de dedi, bakalım bugün neler gelecek. Yine diyorum. Herkes senin menünü o kadar çok merak ediyor ki. Bu ortaya zerzavat ne vereceksin onu merak ediyoruz. Yoğurtlu salata olmaz dedin, salata olmaz dedin. Ne gelecek Cacık merak ediyorum. Cacık koysan nasıl? Bize olur da sana uymaz. Biz ekmek doğrar da yeriz. Evet, ikramlıkları şimdi saymam. Onun daha sırası tamam, var. Tamam, peki. Ne içersiniz sonuna? Orta şekerli kahve. Tamam. Tamam. Siz de öyle. Sen de evet. Öyle. Evet. Peki. Teşekkür ediyoruz. Figen Hanım'dan böyle bir ev beklemiyordum. Daha klasik bekliyordum. Evinin dekorasyonunu beğendim. Tam tahmin ettiğim gibiydi. Bakalım bugün Figen Hanım'dan ümitli misiniz? Bilmiyorum, şaşırtabilir. Şaşırtabilir. Yani diyorsun. Görmeden bilemiyorsun. Emine Hanımcığım. Şu her şeye kusur buluyor ama tahminim çıkaramayacak. Ben onu düşünüyorum. Düzgün bir menü çıkaramayacak. Düzgün bir menü çıkaramayacak. Çünkü eli birazcık ağır bir bayana benziyor. Figen Hanım, keşke evinize geldiğimizde bir tenüsün etseydiniz ya da bir kolonya misafirlerinize ikram etseniz. Onu beklerdim sizden. Çünkü kaç gündür hiçbir şeyi beğenmiyorsunuz ya. Asıl geldik en heyecanlı ana. Figen abla, tam karşı kamerana tek tek neler yapacağını bir say. Merakla bekliyoruz. Bugün benim menümde inşallah tam çay menüsü olacak. Patatesli kıymalı rulon var. Parmesanlı kurabiyem var. Elmalı kurabiyem var. Mercimekli böreğim var. Tahinli kakaolu brownie'm var. Islak kekim var. Ne oldu, bir durdunuz bir kaldınız öyle? Bir konuşamadınız, bir tutuldunuz. Konuşun kızlar, söyleyin. Menüyü ben tekrar tekrar mı geçiriyorsunuz? Bugüne kadar hep ben eleştirdim, şimdi siz söyleyin. Kadir Bey, menüde denemediğimiz birkaç tat var. Mesela yeşil mercimekli. Yani yeşil mercimekli evet, miydi? Yeşil mercimekli börek. Tahinli sufle yedim ama tahinli çikolatalı brownie yemedim. Onu denemek istiyorum. Parmesanlı kurabiye var. Parmesan anın kadar tuzlu olacak ama içeriğine parmesan katacaksınız. Parmesan peynir, daha evet. Yoğun bir tuzlu peynir tadı versin. Tuzlu kurabiye. Bu şimdi brownie mi, ıslak kek mi? Emine Hanım'ın çikolatalı tatlısı gibi ıslak ne olduğunu anlam. Islak kek. Menüyü beğenmedim. Çay saatine hiç yakışmıyor. Siz kaç gündür bir şeyleri beğenmiyorsunuz ya. Ben sizden daha farklı bir şeyler bekledim. Menüyü beğenmedim. Birbirinden farklı. Bu menüyü yetiştiremez. Biraz da risk almış çünkü çoğumuz tatmadığı tatlar var. Birazcık da risk almış gibime geldi şeyde menüde. Hayatım neyi tatmadın? Ha, mercimekli böreği dedin. Onu tatmadım. Yeşil mercimek sevmeyen yeşil var mı? Yeşil mercimeği biliyorsun. Aynen, protein ağırlıklı olsun diye. Ben de böreğini yemedim. Peki hazırsanız evi gezelim o zaman biz hızlıca. Haydi buyurun, mutfaktan bir başlayalım bakalım. Figen Hanım'ın evine kadar temizmiş. Buyurun. Figen Hanım'ın çekmeceleri yağlıydı. Aspiratör çok yağlıydı. Ben çok didiklemedim bile. Fiyanın temiz değildi. Bulaşık makinesinin arka kısmında kir buldum. Figen Hanım temiz değildi. Lavaboları kir içindeydi. Etrafta hep toz, tufan, her şey vardı. Banyoda pencereyi iyi yıkamamıştı, kirliydi. Lavabonun içi kirliydi. Temiz bulmuyorum kendisini. Banyonuz berbat, mutfak berbat, salon berbat. Kaç gün boyunca millet hep eleştirdiniz ya. Keşke
bu kadar konuşacağınıza temizliğe birazcık önem verseydiniz. Evet, gel abla. Evet, hanımları uğurladık. Evi güzel detaylı gezdiler. İyi tek tek baktılar her yerlere. Tahmin edebiliyorum. Bulabilen buldu, bulamayan bulamadı. Onları da konuşacağız. Tamam. Şimdi o zaman üstümüzü değiştirelim. Tamam. Bir temizlik yapalım seninle. Hemen. Nasıl temizlik yapıyorsun bir görelim. Tamam. Peteklerin o parmağımı soktum, bir de şu aynanın arkasına soktum ya. Tamam. Oraları da bir alalım tamam. Abla. Kadir şimdi sana yaşlı başlı kadına temizlik yaptırıyor diyecekler. Şu kadına olsun, yaşlı diyen yaşlı taş olsun bana. Taş. Bu renkli kadına. Kadının kafasında ak bile yok. Yüksel Hanım oturduğu yerden kaldırmamıştın ya. O çok takdir topladı. Ama Yüksel teyze kalkıp nasıl iş yapsın kadın? Yapamaz. Yani rahatsızdı evet. O bak. Kilosundan yana değil, rahatsız bir teyzemizdi o. Rahatsızlığından dolayı o zaten nefes nefese yürüyor kadın. Ben ona nasıl kalkayım, evet, yerleri evet, sindireyim. Şimdi ben İyi ama Elif yer silemiyorsam ne işin var amaratlık yarışmasında? Koşamayan birinin maratona katılması gibi çok saçma değil mi? Olsun, içinde kalmasın kadın. Dünya gözüyle heveslenmiş. Bırak hevesini alsın. Evet sayın seyirciler, siz de hevesinizi almak istiyorsanız en amarat benime katılın. Peki kör olmayasın o zaman niye Büşra'yı verdin Yüksel teyzenin yanına mutfakta? Niye verdin? Niye demedin ki Yüksel teyze bu yarışmaya katılmışsın? Gelip mutfakta yap niye demedin? Neden yaptım biliyor musun? Uçağı kaçırmayalım diye. Allah seni kah. Bu adam var ya. Hem o yanına hem oradayken öyle demiyordu. Yüksel teyzem biz Büşra'yı emrine veriyoruz. Kuyruk yağlarını o doğrasın. Şalgam. Figen Hanım biliyor musunuz? Yüksel Hanım künefe yaparken bana da künefeyi çivirttirdi. Bizim Sedat Amir'e dedi ya o tepsiyi telle de ver bana dedi. Yüksel teyze de pek rahatmış yani. Ay ellerinden öpüyorum, kucak dolu sevgiler. Bu adamı görüyorsun değil mi? Geldik hemen döndü, bu adam böyle değişiyor. Gel selamlar olsun, gel Figen ablacığım. Üstümüzü değiştirip geliyoruz hemencik. Titizimdir, düzenliyimdir, çok detaycıyımdır. Herkesin bir saatte yapacağı işi ben 3 saatte yaparım ama... benim yaptığım yer kirlenmez. Kadir Bey görebilir miyiz? Şu anda asker kaçağı olarak göründüğünüz için sizi almak durumundayız. Ben sizi almak durumundayım. Peki şu anda direkt askere mi gidecek yani adamlar orada kaçmazsa? Evet, yani olabilir. Alabilir miyiz arkadaşlar? Yok, yok problem yok. Gelelim tabii ki. Yani. Yani gelip orada işlemi halledelim. Alper Gülçaz geldi. Tabii. Tabii. Bir yana da tanımıyor, yanlış anlar. Nasıl bir yana gidebilir? Sizi anlıyorum ama yapacak bir şeyim yok. Evet. Figen ablam çay tepsisi alıp geliyor hemen hızlıca. Şimdi bunu açalım. Bak üstü güzel temiz ama sen bunu bu alt kısımlarını silmemişsin Figen abla. Sildim diyor ya. O yüzden ama kalmış içlerinde. Düzgün silememişim demek. Olabilir. Şimdi ben olabilir. Bir su getireyim. Tamam. Ama camları güzel silmişsin bak. Değil camlar mi? Ayna gibi. Çok severim cam silmeyi. Figen Hanım hiç temiz değildin. Çok şeyler vardı ama ben çok uğraşmadım bile. Çok didiklemedim bile. Figen Hanım hadi anlatın bakalım. Ne iş yapıyorsunuz, nasıl geçiniyorsunuz? Ben nasıl geçiniyorum? Benim 27 yaşında bir oğlum var. Allah herkese öyle evlat versin. Figen Hanım senin bir tane çocuğun var. Bir tane çocuğum var. Eşim oğlum 2,5 yaşındayken vefat etti. Biz ikimiz birlikte büyüdük. İkimiz tek başımıza. Sen kaç yaşındaydın eşin vefat ettiğinde? 35. 35 yaş. Bir gecede saçlarımın buraları bembeyaz oldu. Rahmetli eşim hep derdi ki bana... Şu saçını boyat, şu saçını boyat. Hiç de hayatımda saç falan boyatmamıştım. O öldükten sonra işte saç boyatmaya başladım. Kız Figen abla şimdi otur, de güzelleşmek için boyuyoruz. Ayakta anlattırıyor kadına, otur. Niye anlattın? Peki bir şey canım? Oy, ayakta kalmadan otur daha, mutfakta çok ayakta kalacağız çünkü. Peki bir şey Cem, eşin ani bir rahatsızlıkla mı vefat etti? İkinci kalp krizinde öldü. Bir kere geçirdi. Geçirmiş 36 yaşında, 47 yaşında öldü. Stent mi, tent, bypass bir şey yani var mıymış tıkanıklık? Stenti vardı, evet. İşte mi geçirdi? Yok, stresten. İşi bozuldu. İş bulamadı, iş yapamadı. Sonra kendi iş yapmak istedi. Ne iş yapıyordu, işin neyle meşgul? Kendisi mühendisti ama şey yapıyordu son zamanda, emlakçılık ve kazıyordu. Defineci miydi?
Aa! Kız nerede buluyor defineleri? Buldu mu bari hiç? Buldu bir iki kere. Ama o definecilik işi çok keşmekeş iş. Yani yaramıyor fazla. Kız onlara bulaşmayın siz. Onları gömenler üstüne büyü yapıyorlarmış. Kimse bulamasın, bulursa da hayrını görmesin diye. Sonra tılsımı üstünüze kalıyor. Kara bir bela insana, gibi evlerden bir insana en büyük şey nereden gelir? Meraktan gelir. Hayır. En büyük zarar nereden gelir? Arkadaştan gelir. Arkadaşı mı girdi aklına? Herhalde yani. O sen kapatıyorsun, o açıyor, o kapatıyor. Şey nasıl kumar hastalık? Evet. Sonra hastalık haline halbuki gelir. Halbuki Gülkim'in mühendis okumuş adam yani. O işi rast gitmemiş. Gitmedi yani. Sen evde miydin eşin vefat etti? Dışarıdan mı vefat etti? Evdeydim. Evet şeyde Sakarya'da vefat etti. Allah rahmet eylesin. Allah geride kalanlara uzun ömürler versin. Figen Hanım dilerseniz bu hüzünlü konuyu burada kapatalım. Amin ama sen... Ayrıca ben oto çöpü ağlarım. Beni sakın ağlatma. Şimdi bütün makyajım falan akar. Sen hiç ağladığını da düşünemiyorum. Hiç ağlar gibi bir halin yok. Yemin ederim oto çöpü ağlarım ben. Dün bile kardeşim için ağladım. Hadi artık bırakalım bunları. Temizliğe devam edelim. Figen Hanım bugün birinci olursa çok üzülürüm. Çünkü hiç temiz bir insan değildi. Marifetçi olacağını da düşünmüyorum. Evet Kadir, kornişler bitti. Sıra geldi parkeye. Evet, kornişlerimiz eleksel oldu, eleksel oldu. Ayın 14'ü parıldır. Dersen yeni sen gelin. Sen elini sürdüğün her yer parıldıyor. Canım ablam. Sizin elinizi sürmeye pek niyetiniz yok galiba. Olmaz olur mu? Oh. Hele bir sil bağının nasıl yersin? Tabii ki. Ben yıkadım onu, temiz. Bırak da teyzen yıkasın besini Kadir. Bez yıkayışını da görelim. Peki. Ay teyze deyip durma kadına be. Şu yaşta kadını yerlere çömelttin. Allah sana sorsun inşallah. Benim yaşımda şimdi ne var? Öyle demek istedim. Yaşım 27. Sen şimdi kaç yaşındaydın abla? 59. 59 canım. Ben 26 yaşındayım. 59'uma geldiğimde sene kaç olacak? 2054. 2054. Ben göremem canım. Ay. Sen Edirne Kapı'da, bu da Eyüp mezarlığında. Ben Edirne Kapı'da falan değil, Ege'de. Ege'de mi? Ege'de. Niye? Mezarlığın içine deniz havası mı gelir? Evet, o deniz havasını koklamadan olmaz. Tatile değil efendim, ahirete gideceksiniz, ahirete. Olsun, orası da güzel olsun. Oğlum evlenince oraya yerleşeceğim. İstanbul'da oturmam. Ben de Zincirli Kuyu seviyorum. Metroya da yakın. Yok, bak, her yere yakın. Metrobüs. Bizim bir akrabayı mezarlığa götürmüşler de. Demiş ki beni buralara götürün demiş. Ben buralarda uğraşamam demiş. Ben buralara gelip gidemem. Bu hafta en pis ev Hayriye Hanım'ın eviydi. Bu haftanın en temiz evi Hatice Hanım'ın eviydi. Peki şu koltuğu şimdi çekelim yerine. Şu ortayı da silelim, mutfağa geçelim artık. Hadi bakalım biraz acele edin. Gel ablam şuradan başlayalım. Tamam. Evet, bizimizi yıkıyoruz. Temiz. Evde silmedik, girmedik, yer bırakmak. Her yeri ovalarım hep, çitilerim hep kadir. Her yere tertemiz kadir. Gitsin dertlerimiz la, la, la. Aa, şarkıyı da biliyorsunuz. Tabii ben ya kaç senedir ablam, onu kaç izliyorum. Ya beni izliyor. Onu televizyona çıktığı günden beri izliyorum ben. Canım ablam. Biz çıkardık onu televizyona. Beni bu çıkardı televizyona söyleyeyim de bu meşhur etti. Tamam, ha. Ne güzel, iyi yapmış. Ha. İyi ki evet. Yapmış. Ama bir şey diyeceğim, ilk görüşmeye gittiğimde bu adam hiç benim yüzüme bakmadı. Hmm. Hiç dedi ki bundan bir çocuk olmaz dedi. Bana hiç yüzüme niçin gülenmedi? Öyle değil mi? Çocuk olmaz dese seni bugünlere getirir mi? Bilmiyorum, başkaları aklına girdi diye düşünüyorum. Seni ama dinlemezdi. Masada ağzını açmadı. Ben de dedim ki kendim. Ama en doğrusu o biliyor musun? Şimdi masada çok kalabalıklar, o da kenarda oturuyor. Biraz da soğuk dedim ki, üf dedim ne soğuk adam dedim. İnsan dedim bir hani bir tebessüm eder de. Ben de o zaman gencim daha, 24 yaşındayım. İlk defa öyle bir ortama şimdi girmişim. Çok yaşlı ya şimdi. 26'yım, 2 senede beni çöküyor. Bu adamın yanında durdukça yaşları ikişer ikişer atlıyor. Hadi canım, eskiden yüzüne bakılmayacak haldeydi. Bizimle düzeldin. Hiçbir şey demiyorum. O zaman da gayet bakımlıydım. Gayet elim ayağım düzgündü. Kalk ablam, kalk mutfağa kalk, gidiyoruz. Tamam. Kalk. Şu patchwork'ü de açayım. Patchwork değil o. Patchwork değil o. Ne bu? Aman işte normal şey normal halı. Yani onu pek halı da ben halı elindeki sevmem biliyor musun? Elindeki eşyayı nasıl hayal edersen o öyle olur. Ben hiç halı sevmem. Bak ben bu koltuğu 300'e bile alsam komşular geldiğinde 2500 lira derdim. Aa. Ben onu öyle hayal ediyorum. Sen de öyle hayal et. Mesela ekonomik kriz diyorlar. Yokmuş gibi davran.
Çubuk makarna yiyorsun, de ki bunu İtalya'dan getirttirdim de. Bu domateste bilmem nerenin çeri domatesi de. Neden diyorsun bunları? Lüks yaşıyorum. Benim 100 lira bile borcum olsa ben 2 gün uyuyamam. Aynen. Ben o kadar milleti vebaliyle hiç uğraşamam. Aynen. Bir de bizim milleti memnun etmek de zor. İyilerin de kıymetini bilmediler zamanında. O yüzden bunlara yaranamazsın sen. Bir tabir vardır ama burası yeri değil. Yan gelip yatan da bil, kendini yırtan da bil. Ben onu öyle yuvarlıyorum. Hadi aynen öyle. Ben gidiyorum artık, sizinle mutfakta buluşalım. Mutfakta tamam, buluşuyoruz. Mutfakta buluşalım. Hadi gidiyoruz abla. Götürüyor muyum? Gel. Onun arkasını tamam. Gel. Bu hafta en pis ev Figen'in eviydi. Hiçbir şeyi beğenmiyordunuz ama gerçekten eviniz çok pisti Figen Hanım. Kusura bakmayın. Evet, mutfağımızdayız. Birazdan bulaşıklarımızı yerleştireceğiz. Kadir, ne yapacağız burada? Şimdi burada mutfakta pek fazla bir şey yok. Bir şey yok değilse. O ne biliyor musun? Emine Hanım geldi, bu silikonlara geldi. %100 bak, %100 Emine Hanım'ın buna bakacağını biliyordum ben. Neden? Çünkü ben burayı akşam elimle boya da sürebilirdim ama bunlar düşüyor. Silikonlar, yapışkanlar düşüyor. Yani deterjan falan akşamdan sıkıp beklettiğinde yine de kalıyor mu bunlar? Kalıyor. Maalesef kalıyor. Sen kadar ne diyeceğim? Orada fısıs deterjanlar var tamam. Ya. Yasa gücüyü al da gel ablam, sana tamam. Zahmet. Şu anda Figen Hanım'a puan versen temizliğine 2'den fazla verme. Ben o fırçayı hiç sevmiyorum Kadir. Bunu bulaşık için kullanıyorlar galiba. Onu ben evet tavalar için. Sen Amerika'ya gittin geldin ya, Amerika'dan alıştın buna değil mi? Yok. Amerikalılar çünkü böyle bulaşık yıkıyorlar ya, tabakları böyle bunlarla yıkıyorlar. Ben onunla akıtmadan buraya koymam. Figen Hanım, eskiden gittiniz mi Amerika'ya? Ben gitmedim. Sıcak bir yer mi? Amerika koskoca kıta Kadir. Neresine gittiğine bağlı. Çok farklı. Bizim şey gibi Erzurum nasıl 6 ay kış, 3 ay yaz. Aynen. Güneydoğu Anadolu nasıl sürekli sıcak, her yer farklı. Her yer öyle. Ekvatora yaklaştıkça ısınıyor. Anladım. Söyle bakalım, ekvator nerede? Pandemi olmasaydı gidecektim ben. Orası ekvatora yakın mı? Ankara, Antalya, Konya yolu tarafında mı? Ekvator neresi? Bir yerden basık, bir yerden şişik. Güneşe en yakın olduğumuz yer neresi? Ama dünya yuvarlak, neresi yakın onun güneşe? Ama dünya sürekli dönüyor güneşin etrafında. E nasıl yakın, sabit durmuyor ki? O sürekli dönüyor, her yer değişmiyor mu? Kadir, sana ben bunu nasıl anlatayım? Hah, bak bunu dünya gibi düşün. Diyelim sen güneşsin, tamam mı? Tamam. Bunun en şişkin yeri neresi? Şurası mı? Bak böyle döndüğünü düşünürsen burası hep sıcak oluyor. Orta göbek kısmı. İki taraf soğuk, orta sıcak. Allah'ın hikmetine bak. Üstten soğuk, alttan soğuk, orta sıcak. Alttan ısıtmalı yapmamışlar işte. Ortadan ısıtmalı. Her yere yayılsın. Herkesin sistem gibi. Güzel, ben beğendim. Bak şu an anladım ben bunu. Telden anlıyorum. Emine Hanım'a vermiş olduğum puan için çok üzgünüm. Kendisine 3 puan verdim. Aslında 4 puanı hak ettiğini düşünüyorum. Daha sonrasında muhakeme yaptığım zaman. Ama Gülcan Hanım'a tam puan vererek yerinde bir karar verdiğimi düşünüyorum. Emine Hanım'a 4 verdiğim için pişmanım. O puanı hak etmiyordu. Şimdi olsa en fazla 3 verirdim. Kadir, ne oldu? Orayı sildin, bir şey değişmedi. Abla bunlar çıkmadı. Çıkmıyor. Şekerim çıkmıyor. Ben çıkmadı. Yani her gece yapıp yatıyorum. Çıkmadı. O lavabonun değişmesi lazım. Ama bir şey diyeceğim. Şimdi şurada şöyle bir hatam var. Bu böyle olana kadar sen buna niye hiç deterjan dökmedin? Ben ona her gece deterjan döküyorum. Ama gene de oluyor mu? Oluyor. Oluyor vallahi. O zaman bunu sıktığın ya şey kötü. Bak bu mutfağın değişmesi lazım. Tabii orasında amenna da sıktığın, bu sürdüğün o silikon herhalde kötü bir silikon. Şimdi Emine diyecek ki yarışmaya katıldın madem, bunu niye sürdün? Ay oradaki şeyi nasıl yiyeceğiz, sebze mi yıkıyoruz orada diyecek. Ama dün dış ses giderken nasıl yedin dedi, kıllı mahallebiyi dedi. Ay yapmayın. Kız kadın öğürdü lavaboda, gözleri dışarı çıktı. Peki niçin o kıl lafını duyunca öğürüyor da dış ses bütün kıllı şeyi yedin, muhallebiyi yedin dedi de. Ay yapmayın. Ben masada dedim ki kıllı şeye puan veremiyor, hatta lafımı kesti. Ne dedi? Ay lütfen dedi, bahsetmeyin dedi. Kalk banyoya gidelim, kalk. Ben de dedikoduyu hiç sevmem. Hiç. Emine yiyecek, yemin ediyorum yiyecek. Bu haftanın gerçekten en pis evi Figen Hanım'ın eviydi. Evet, banyomuza geldik. Bulamazsın ya. Salondakini de nasıl atlamışım bilmiyorum. Hep temizledim, temizlerim de zaten.
Aman Allah. Sen bak şuraları unutuyorsun. Heh, bunun ortasında evet, bir kaynak demiri var. Evet. Tek bir parça. Onun üstünü bir de bu ikisinin şu yanlarında o boruların tam geçiş yeri var ya. Hı. Oralar kalıyor. Ben anladım. Sen oraları unut. Şöyle yapıyorum ben şimdi. Buraya böyle eğiliyorum. Böyle. Tamam. Şuna sokuyorum. Hem burayı siliyorum. İşte bak, sonra şu karşısını. Bir de şöyle yapıyorum bak, işte. Tamam. Şu altta bak demir var. Demir. Evet. Bak şöyle bir parmağımı şerit yapıp alacaksın. Parmağını oraya sokacaksın. Bir de bak görüyor musun bak bunların üstlerini. Onların üstünde ne var? Hep detaylı. Şekerinle oraya bir kova su dökeyim. Dökme dökme. Dökme dökme. Bunun işi belli olmaz. Yapar mı yapar? O da öbür evimde rutubet yapmışlar. Arkası. O leke ondan. Yok yok burası gayet güzel banyo. Küvetin, müvetin, muslukların, fayansların. Bir tek şu camımı şu camı şimdi açalım. Tamam, kapatıyorum ben şimdi camı. Tamam. Bak mis gibi oldu, gör. Oldu mu bir bakayım? Oldu, bak pırıl pırıl oldu. Sizden de özür dilerim. Bırakın şimdi numara yapmayı. Yo, niye numara yapayım ya? Aşk ya olsun. Bu adam insanların hiç samimi duygularına önem vermiyor ya. Deli ediyor beni hayatımda bu adamın. Hayatımda en çok sevdiğim şey de suyla oynamak. Ben de. Temizlik yapmak. Gibiyim. Vallahi billahi. Onun için denizi çok seviyorum işte. Denize de gittim akşama kadar çıkmam. Dezenfektanımızı sıktık. Şimdi şöyle bir de yerlerimizi bir alalım bir kabasına. Ondan sonra etaba gideceğiz. Haydi buyurun. Şuraya serelim. Evet, kalsın ablam onlar orada. Atacağız onların hepsini makineye sonra. Evet, banyomuzu da güzelce bir üstten geçtik. Camımızın araları kalmıştı. Oraları da aldık. Higien ablamın eline koluna sağlık. Şimdi nereye gidiyoruz? Haftanın son etabına gidiyoruz. Mamaları miden, yapmaya. Yok, miden bulanır mı seni kolay kolay? Hayır. Böyle kurttan, böcekten, böcekten. Yok. Peki. Hadi gel bakalım. Başka şeyden bulalım. Biliyorsun etaba gidiyoruz. Tamam. Etapta eğer güzel bir iş çıkarırsan, en kısa sürede yaparsan bir fazla puan alacaksın. Tamam. Bugün tamam. De açıklanacak o. Tamam. O zaman buyurun hanımefendi. Hadi buyurun. Buyurun efendim. Buyurun buyurun. Efendim. Bir elimde sünger, bir elimde telim. Ne marifetidir benim bu elim. Her gün başka bir klozette, her gün başka bir küvette. Günümü gün ediyorum, sefam olsun. Oh oh, etaba gidiyoruz. Bu kadar hiçbir şeye beğenmiyor. Her şeye bir yorumu varsa bilmiyorum, çok merak ediyorum ne çıkaracak. Belki hamaratlıdır. Çok emin değilim. Figen Hanım kendine göre hamarattır ama bana göre değildir. Benden hamaratta kimse olamaz. Kadir ezeli değil en hamarat benim. Kadir ezeli değil en hamarat benim. Dış sese laf söylersem kırılsın benim. Bunu da kendi beslemiş, sonra da kendini iliştirmiş. Ablam, gayet şimdi güzel. Etabımız bezin altında. Tamam. Şu kadarcık suyumuz var, tamam. Telimiz, bezimiz var. Süre vermiyorum tamam. Ama en biliyorum. Kısa sürede en iyi yapan sen zaten programın müdavinisin. Tamam. Evet. Aa, bugün niye böyle az geldi bu? Samet yedi teldekileri. Allah'ım kahretsin. Normalde bunda su kurbağa ölüsü gibi olurdu. Ablam, telin bu. Üstündeki kirler de bu. En kısa sürede güzel bir şekilde çıkarman lazım. Haydi buyur bakalım. 3, 2, 1 başla. Bir dalda iki kiraz, biri al biri beyaz. Eğer beni seversen mektubunu sıkça yaz. Oh! Salla sana, salla sana mendilini. Akşam oldu göndersene sevdiğini. Oh, çabuk ablam, bas. Evet, en amarat benim de haftanın son günü. Bomba yarışmacılarımıza bu hafta veda ediyoruz. Bakalım etap birincisi kim olacak? 15 bin lirayı kim alacak? Hepsi bugün Kadir Ezildi ile en amarat benim de. Evet,
siz de eğer hamar atın diyorsanız, neşeliyseniz, pozitifseniz, ekranlarda şen şakrakım, oklavalarımı da tıgırdatırım, kekimi de çırparım, evim de temizdir diyorsanız, o zaman kamera arkasında değil, kamera önünde olun ve çıkın gelin hep birlikte hem temizliğimizi yapalım hem de bütün marifetimizi tüm Türkiye'ye gösterelim. Değil mi Figen abla? Evet, evet. Buyurun gelin. Çıkın çıkın gelin. Tamam, bitti. Hadi, tamam mı? Evet, süremiz bitti. Çok az kaldı ama. Ellerine kollarına sağlık. O zaman telimizi bitirdiğimize göre ne diyoruz? Telgrafın tellerini haşırlamalı. Yar üstüne yar sevini kuşunlamalı. Yanıma gel yanıma da yanı yanı başıma. Şu gençlik deliler geldi cahil başıma. Haydi ablam, sen üstünü tamam. Değiş, ben de şunları toplayayım, şu bezi tamam. Atayım makineye. Tamam. Ondan sonra mutfakta marifetlerini göreceğim. Hemen. Haydi bakalım. Sen bu leğeni yıkarsın artık. Figen Hanım'ın bugün yetiştiremeyeceğini düşünüyorum. Evet, yemekten anlıyor, sadece tadım olarak anladığını düşünüyorum. Fakat yetiştirebileceğini düşünmüyorum. Kadir Bey görebilir miyiz? Şu anda asgari kaçağı olarak göründüğü için sizi almak durumundayız. Ben sizi almak durumundayım. Peki şu anda direkt askere mi gidecek yani adamlar orada kurutmazsa? Evet, yani olabilir. Alabilir miyiz arkadaşlar? Yok, 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 problem yok. Gelelim tabii ki. Yani, yani gelip orada işlemi halledelim. Altı ay bulacağız, geldik. Tabii. 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 Ne olabilir bu? Şu anda tanımıyor, onu yanlış anlar. Nasıl bir yanlış olabilir? Sizi de anlıyorum ama yapacak bir şeyim yok. Evet, Kadir Ezildi ile En Amarat Benim de mutfak saatindeyiz. Figen ablam bütün enerjisiyle bize muhteşem bir menü çıkartacak. Menümüzü dış ses bir saysın, bugün biz neler yapacağız? Emrin olur Kadir'ciğim, hemen. Tahinli kakaolu ıslak kek, parmesanlı kurabiye, yeşil mercimekli börek, elmalı kurabiye, kıymalı rulo patates. Tamam mı, bitti mi? Parmesanlı kurabiye tuzlu mu olacak Figen Hanım? Tuzlu tabii. Parmesan peynirin yediği şey tatlı mı olur? Zaten maharet tatlı yapabilmekte Kadir. Tatlı olsaydı 15 bin lira kesin Figen Hanım'ındı. Ablam bir kere şimdi dinledi de kurabiye tatlı değil dedi. Ablam sen ona bakma, sen bildiğin gibi yap. Yanlış mı söyledim? Bir şey doğru diyeceğim. Söyledim. Yok, o kurabiye konusuna girmiyorum şimdi zaten. Hangisinden başlayacağız önce? Kakaolu tahinli ıslak kek. Islak kek. Peki. Bırak şu bıçakları. Çünkü zaten bak parmağımda gitti. Sütünü emecek. Okey. Şu malzemeleri bir say bakalım size. Tahinli kakaolu ıslak kek için malzemelerimiz şöyle. 4 adet yumurta, birer su bardağı toz şeker, zeytinyağı, süt ve un, 3 yemek kaşığı kakao, 1 tatlı kaşığı tarçın ve 1 paket kabartma tozu. Tarçın, kakao, tahin, kabartma tozu, zeytinyağı, yağ, süt, şeker. Tamam. 1, 2, 3. Süreniz başladı. Evet, ooo süt yumurta da güzel kırıldı. Bak bir şey diyeceğim, camın içini böyle biraz sivri yapmışlar. Yumurta düşer düşmez bak şey oluyor. Kakaolu kek hemen hemen benim kekime benziyor. Benimki çikolata ile yapılmıştı, onunki de tahinli ile yapıyor. Değişik bir şey yok. Evet Figen Hanım, bu kekteki en önemli püf noktasını açıklıyorum. Kurular ayrı yerde... Yaşlar ayrı. Yaşlar ayrı. Flamingo'lu bardağımızından birlikte... Bir bardak. Unumuzu koydum. Unumuzu koydum, kakaomuzu koyuyoruz. O tarçın kakaomuzu ekliyoruz. Kakaomuzu ilave ediyoruz. Bu vanil, bu... Bir tatlı kaşığı tarçın. Kabartma tozunu da ekliyorum abla. Tabii. Kekin kıvamı bana biraz sıvı gibi geldi. Abla bu biraz esnaftan sıvı değil mi? Dökelim. Dökelim mi? Dökelim. Un koymayalım biraz. Hayır. Bismillahirrahmanirrahim. Bu biraz böyle şey oluyor, ıslak kek. Kurabiye değil. Onu da hiç yemedim, tahinli kakaolu keki. Bilmiyorum, bakacağım, şekline bakacağım, tadına bakacağım. Onu da eğer ki bakacağım nasıl olacak, ortaya bir şey gelecek.
Evet, Kadir kurabiye için elmaları soyarken ben de müsaadenizle yeşil mercimekli böreğin iç harcının malzemelerini sayayım Figen Hanım. Bir su bardağı yeşil mercimek, 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 adet soğan bir tatlı kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı biber salçası, tuz, karabiber bir tatlı kaşığı kimyon, bir tutam susam, 2 avuç ceviz. Abla bu börek hazır yufkayla mı, el açması mı? Hazır yufkayla. 2 adet yufka kullanacağız. Abla bu elmalar ne içindi? Elmalı kurabiye için. Şimdi elmaları rendeleyeceğiz, 5 kaşık şekerle pişireceğiz Kadir. Tamam. Kadir bence içine bir sopa sokalım da elma şekeri yapalım onlardan. Bu arada çayımızın suyunu ama da koyalım. Ama elmayı da güzel almışlar ha. Çayı şimdiden mi koyacaksınız? Çayımızın suyunu koyalım. Çünkü 20 dakikada çay demlenmezse o çay çay değildir. Elmalarımızı soyuyoruz. Her elma soyduğumda aklıma Pamuk Prenses geliyor. Elmalı kurabiye hiç sevmem. Hamuru güzel olursa, içindeki tarçını da tutarsa yerim. Kadir gözünü aç gözünü. Çekirdek rendeledin elmanın içine. Evet öyle geldi. Dur yapma. Bir saniye. Tamam, şunu şuradan aldım. Siz ne yapıyorsunuz şimdi Figen Hanım? Ben kurabiye şimdi yapacağım. Kadir'e yardım ediyorum. Vallahi bravo, çekirdeğini çıkaracaksınız değil mi? Aa, ama şey, bu parçaya da bölüyor, o yapamayacağım. Yanlış yaptım, pardon. Püf noktası vereceğim dedin. Evet, hayır sana ortasını çıkarayım, sen rahat rendele diye. Ver bir göstereyim ben. Hayır, 5 parçaya bölüyor. Ben de 5 parçaya bölüyorum zaten, 5 parçaya bölüp ortasını alıp yapıyorum. Allah sen aşkına, zorlanırsın. Böyle bir boş icadı sen eve nasıl aldın? Kız ne güzelmiş bu. Bir de sunumu da çok güzel. Kız ben bunu ne alırsam 1 milyonda niye hiç görmedim? 1 milyonda yok o. Başka yerde var. Bakar mısın? Hani güzel bir şey var ya. Ben bayılırım böyle boş bileş icatlara. Abla çok şimdi güzel bu. Bir bardak. Kız güzelmiş, ben bunu beğendim. Ama ben onun karpuz keseceği bile var. O da vardı bende de arkadaşım çok beğendi aldı gitti. Şimdi ben bunu güzelce rendeliyorum abla. Güzel güzel ama sen bir an önce şu elmaları elmalı kurabiye yoğur. Bizim süremiz akıp gidiyor. Tam 20 dakikanız geride kalmışken gelelim elmalı kurabiyenizin malzemelerine. 5 elma, 5 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tarçın, 150 gram tereyağı, 1 paket kabartma tozu, 2 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 çay bardağı yoğurt, 200 gram ceviz içi, 1 tatlı kaşığı sirke, aldığı kadar un. Elmalar da yalnız bal gibi. Bizim ekip de ölmüş ki bir tane fazla alsın. Demiyorsunuz ki burada nefis çeker, bir tane soyar da yerdik az şimdi. Kurabiyenin içinin elmasını güzel kavurup şekerini, fındığını, cevizini çok güzel koyarsa, içinin hamurunu da çok güzel yaparsa ona göre olur. Evet, ablam kurabiye hamurunu yoğurdu. Bunun kıvamı nasıl oluyor şimdi? Bu ne kıvamı diyoruz buna? Kulak memesi. Kulak memesi yumuşaklığından biraz daha yumuşak oluyor. Biraz daha yumuşak biraz oluyor. Daha yumuşak. Elmalarımızı da güzelce. Şeker, 5 kaşık şekere 5 tane elmayı rendeledik. Şimdi onun tarçınını da koyalım Kadir'cim. Ne kadar ablam tarçını? Bir tatlı kaşığı da tarçın koyacağız. Bir tatlı kaşığı burada buyur. Tarçın içeri mi gitti? Hele tarçını geri verin. Elmamız suyunu şimdi salıyor. Şimdi patatesli rulo. Şimdi kurabiye hamuru dinlenecek mi ablam? Biraz dinlensin elma pişene kadar. Tamam biz elma ne yapalım o arada? Elma pişip soğuyacak. Biz o zaman patatesli ruloyu yapalım. Tamam patatesleri soyup mu haşlayacağız? Haşlamayacağız hayır. Patatesleri soyalım rendeleyeceğiz hemen. Bu da mı rendelenecek? Evet. Peki o zaman sen şunları bir sudan geçir abla. Hemen. Ben orada tarçın atayım içine. Tamam. Patateslerimizi yıkıyoruz, onları soyacağız, rendeleyeceğiz. Patates rulonun malzemeleri ne? Sen sorarsın da ben söylemez miyim Kadir'ciğim? Kıymalı rulo patates için malzemelerimiz. 3 adet orta büyüklükte patates, 1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri, 1 tutam maydanoz, 2 adet yumurta, tuz ve karabiber. Hemen patatesleri tekrar yıkıyoruz abla. Tabii hemen. Kıymalı rulo patates yemedim. Hani içi nasıl olacak? Hani kızartacak mı, pişirecek mi, tepside mi gelecek? Göreceğiz. O neydi? Kapı çalıyor. Kim geldi kız? Kapıcı var mı o apartmanda? Yok. Soğanlarımız nerede? İki tane. Abla bak o şeyin içi altında. Aa. Merak etme Kadir, bizim arkadaşlar bakıyor kapıya. Kadir Bey görebilir miyiz?
Abi askeriyeden gelmişler, şuraya gelmişler. Kadir'i çağırıyor ama buraya kadar çıktılar. Kadir seni çağırıyorlar, bir bakar mısın? Buyurun. İyi günler Kadir Bey. Askerlik şubesinden geldik de bir yoklama kaçağı görünmüş durumunuz varmış da. Şu anda asker kaçağı olarak göründüğünüz için sizi almak durumundayız. Bize gelen emir böyle. Hani... Ama Maltepe Asker Şubesi'ne gittim. Öğrenci belgemi verdim. Elime TC'lik belgemi de aldım. Anladım. Ama demek ki onay görmemiş ki bugün bizi çıkarttılar. Ekip aracımız aşağıda, sizi almak durumundayız. Anne, hemen odamda benim dosyalar var ya. Benim odamdaki dolaptaki o dosyaları çıkar. Onun içinde askerlik tecil belgem var. Onun içinde sunum dosyasında askerlik tecil belgem var. O gün gidip aldım. Şu an için elimizde olan bu evrak geçerli olduğu için... Tamam, onun fotoğrafını at bana. Atmanıza gerek yok. Yani şu an için elimizde olan bu belge geçerli olduğu için bu... Yani ben şunanım, ben buna okeyim. Yani siz buraya boşuna gelmemişsinizdir de... askerlik belgesine gittim. Sonuçta oradaki askerlik şubesindekiler bana tecil belgesi verdiler. Onlar bana askeri olarak hani... Demek ki sisteme kayıt olmamış yani. Uygun görülmemişsiniz. Tamam işte bu hani oradakilerin problemi değil mi diyorum o askerlik şubesinin. Onlar... Şu an hakikaten gitmesi gerekiyor mu? Evet, ekip aracımız aşağıda zaten. Peki gidip ne yapacağım orada ben şimdi ama? Hani arkadaşlarla diğer işlemlerle görüşebilirsiniz. Ben sizi almak durumundayım. Peki şu anda direkt askere mi gidecek yani adamlar orada kayıtmazsa? Evet, yani olabilir. Nasıl o derece. Ya? Evet. Asker yani kaçan düşmediyse, sisteme düşmediyse direkt asker götürüyorlar. O zaman eve gidiyoruz. Tamam biz şimdi geleceğiz aşağıya. Bir sürü falan değiştirdim tamam. Asker kaçan olduğun için askere direkt götürme ihtimalleri var. Yasada işte çünkü. Alabilir miyiz arkadaşlar? Bir dakika, ne oluyor? Yok, problem yok. Gelelim tabii ki. Yani gelip orada işlemi halledelim. Gidelim mi o zaman? Götürdüm ama Maltepe'deki tecil ettirdim. Oradaki kadınlar tecil ettiler. Bana demediler ki hayır tecil edilemezsin demediler bile. Oğlum askere mi geçeceksin şimdi? Yani şimdi beni askere götürdük, direkt askere mi götürecek? Aynen. Nasıl? Hazırlanmanızdan sonra evet. Peki ben bedelli yapmak istiyorum. Şimdi bedelli yapmıyorum. Yok, ama kaçağı düştüğünüz için bedelli yapamıyorsunuz. 6 ay boyunca askerlik yapacağım. Tabii ki. Tabii ki. Aa, kelepçeye ne gerek var şimdi? Gözünüzden ömür bu. Dışarıda tanımlıyor, bunu yanlış anlar. 6 ay çok uzun değil mi? Yani bedelli yapsam... Maalesef. Şu anda yani ben sana şey yaparım, bana hallederiz onu. Şey yani şu an Eren Emir bursun. Size belirli bu da ben Dilek ablayı arayın. Dilek ablayı arayın. Ama bir şey diyeceğim. Yani 6 ay boyunca askerlik ben okeyim de şu anda benim aldığım ev var. Ben onun senedini, borcunu ödüyorum. Evet. Senet var. Yani ben ona güvendim de ev aldım. Yok, şimdi ben patlamak nasıl bir yana gidebilirim? Sizi anlıyorum ama yapacak bir şeyimiz yok. Hadi hadi, seni daha fazla terletmeyelim. Sana bir şaka yapalım dedik Kadir'ciğim. Oy, çok özür dilerim. Nereden geldi sizin bu aklınıza? Çok özür dileriz. Çok özür dileriz ama bunu... Arkadaşlar ama teşekkür. Bir şey diyeceğim, çok ciddi oynadınız. 6 ay direkt askere. Hayır, askerden kaçtığımdan değil. Okey, evliyet yapılacak ama hani bir vakti saati, bir hayatta plan projem var. Evin taksidi var. Askere bile eldivenle gidiyor, baksanıza. Oğlum askere git. Evin taksidi var diyor. Hayır, bir de tutturdu kelepçe, takacağım. Gel tezkere, gel tezkere, bitsin bu gurme. Kimin başının altından kalktı bu? Ama ben senden bıktım.
Hadi gel devam edelim. Memnun oldum tanıştığımıza. Üzülme kendine ya. Hayır, bir de ben askerden polisten çok korkan biriyim. 2015 senesinde yine böyle bir kaçak durumum olmuş. Benim haberim yoktu. Umre'ye giderken pasaport çıkartmak için karakola gitti. Beni anında aldı, asker şubesine götürdüler. Adam bana dedi ki, sen dedi 2 senedir kaçak mısın? Nasıl yakalanmadın? Dedim abi, ben evden dışarı çıkıyorum ki dedim. Beni dedi bir çevirmeye yakalamazlar. Resmen soyundum bir daha. Peki görüşme, soğan soymaya devam ediyorum. Figen Hanım pes vallahi, zahmet edip gelip bakmadınız bile. Ben burada askere gidiyorum, sen burada ama soğan. Ama ben kaç kere sordum Sedat Bey'e, devam et devam et dedi, ne yapayım? Gamsız Sedat. Süreyi durdurdum. Allah'ınızdan bulun, hiçbir şey demiyorum. Benim ayağım titredi vallahi. Sen bir de beni düşün, götürüyorlar yani, diye. Şansa bak dedim ya, şansa bak. Anneni ara, anneni. Annem Allah'tan ciddi bir şey olduğunu söylemedim. Karının tansiyonu çıkardı desem ki beni götürüyorlar 6 ay boyunca. Oraca inmeyi nerede kadına? Arada beni askere götürüyorlardı kardeşim, ne olursun. Bakalım Ümran Hanım ne yapacak? Anneme bak, bütün tecil belgelerimi atmış kadın korkudan. Efendim? Alo. Annem ne oldu? Anne şimdi bu tecil belgesini askerlik şubesi sisteme işlememiş. Ha. Yani işlemişler ama geçmemiş, askerlik şubesinden geldiler almaya beni. Aa. Şu an işte kapıdalar, adamlar beni bekliyorlar da adam şey diyor yani, askerlik kaçağına düştüğünüz için diyor bedelliniz de kalktı diyor. Yani direkt diyor oradan da alıp götürebilirler diyor, ona göre hazırlıklı olun diyor. Ama senin belgenin kağıdının burada elinde... İşte adam diyor ki... Hayır şey, tarihi belli. Sen geçmemişsin, bu senin. Kız 3 tane asker şu an kapıda, adamın elinde kelepçe bile vardı. Mehmet abi dedi ya, ki yok dedi. Bakın ben tansiyon hastasıyım. Anne bak şu anda elim ayağım titremeye başladı. Anne bana da aynı bir şey diyeceğim. Bana aynı şakayı bana yaptılar. Onun için seni aradım. Askerlik belgesi istedim. Üstümü bir daha soyundum, giyindim. Aklım çıktı, adam diyor ki götüreceğiz seni diyor. Hep bu dış sesin işi. Ya vallahi sen benim 10 senelik ömrümü 5'e indirdim, 5'ten de daha iyisin. Şu an elim ayağım gidiyor. Her şey olarak değil ya, birden şoka girdim. Anne adam bana diyor ki bedelli de yapamazsın, gideceksin 6 ay mecbur diyor. Adama dedim ki abi dedim, benim ev borcum var dedim, ben dedim taksit ödüyorum, ona göre dedim senet imzaladım. Öyle şey mi olur, patladan ak çarşıya gider gibi alıp götürüyor. Kadir de ki saçında kafanda 4 saçı var ya, o 4 taneyi de ben yolup bitireceğim. Heh. O da senin ömrünü düşürmeye çalışıyor. Vallahi kim kimin ömrü biteceği bilemiyorum. Benim İyi ya, sen hadi al bir tane dilaltı da, al bir tane dilaltı kendine gel. Tamam. Annem, tamam. Hadi görüşürüz, hadi bay bay. Ya anamı öldürecek ya beni, aileye gelen Ferhunde gibi bu, yemin ediyorum sana. Bir derdi anam, bir derdi ama ben. Ama vallahi ben apartmandan yaptılar diye çok üzüldüm. Kız ya, bu esnaftan ciddi, onlar ciddi, hiç anlamadım şaka oldu. Ya işte intikam böyle alınır Kadir. Bu neyin intikamıydı? Öylesineydi canım. Tövbe estağfurullah. Ama ahdım olsun, ben bu setten bunun intikamını alırım. Görürsünüz, savaş yeni başlıyor. Üstümü değiştirip geliyorum ablam. Tamam ablam, tamam. Yüreğim oynadı. Benim de her yerim oynadı. Şansa bak dedim ya. Figen Hanım menüsünü basit buldum. 4 gündür bizim bütün menülerimize eleştirilerini yapmıştı. Bu basit, bu basit, bu basit diye. Kendisi bizim menülerimizden daha basit bir menü getirdi karşımıza. Ama Allah için ne güzel şakaydı değil mi Kadir? Çok güzel. Buna biz bir şey şakası diyoruz da demiyorum. Eşek. Estağfurullah, haddim değil. Evet, dış sesle yine muhteşem bir şaka yaptı sağ olsun. Neyse ki Figen ablamla devam ediyoruz işimize. Ama sakın yanlış anlamayın sayın seyircilerim. Kadir asker kaçağı değil. Şu an tecilini yaptırmış durumda. Zamanı geldiğinde elbet o da gidip vatani görevini yapacak. Allah herkese nasip etsin. Şimdi bu soğanları ne için abla, kıymalı börek ablacığım, için mi? Ablacığım yok, patatesli rulo için koyduk. Tamam, kavuruyor muyuz? Hafif kavuracağız. Sonra kıymasını atacağız. Abla bu ne? O işte orada unuttuk tahini, fazla kaynadı. Niye döktün? Yenisini yapardık 5 dakikada. Döktükten sonra öyle olduğunu gördüm. Bunu zaten kimse bilmiyor Kadir. Böyle sunarsınız işte. Tahini az açsak da üstüne yaysak? Nasıl açsak da yaysak? Tahini böyle şekerle az açıyorsun, az kaynar şeyle açıyorsun onu. O böyle kıvamlı oluyor. Onu böyle üstüne yayarız, kapatırız. Ben sana birazdan yapayım, sen ona göre tamam, istersen dökersin. Tamam. Kadir bunun nesini beğenmedin? Görüntüsü Hayır, kötü baksana. Görüntüsü kötü oldu. Ama şimdi Emine buna kurt bulur. Emine bulsun, o hayatında yemiş mi o acaba? Hiç görmüş İşte mi? Yemediği için bunun böyle olduğunu da bilmez. Sizden hemen ben, tahin nerede abla? Islak kek yedim ama tahinini yemedim. Tahini falan güzel olursa yerim.
Abla bu nasıl? Güzel. Sen uygun görürsen üstüne biraz serpersin kapatmak için. Sana kalmış. Tamam. Tamam ben şöyle bırakıyorum şu kenara bir yere onu. Açtım tahini şekerle. Biz bu arada tahini asla pekmezle yemeyiz evde. Hafif kaynar suda şeker açarız, tahini döker, çırparız öyle ekmek banar yeriz. Şekeri tahini şekerli yapıyoruz. Kıymalı rulo patates çay saatine yakışır. Eğer ki açıkta koyarsa, düzgün şekilde şekillerinde verirse tadını tuzunu beğenirim herhalde. Sadece bir saatiniz kaldı. Yetiştirebilecek misiniz Figen Hanım? Pişir hepsi, yetiştir. Stres yapmayalım. Stres yapmayalım ama bir saatimiz kaldı. Olsun, bunlar pişti bitti ki. Daha börek pişmedi ama. Aa, börek 15 dakika. Bir de parmesanlı kurabiye kaldı, bir şey yok. Belki de bir tane de sürpriz patlatırsınız. İş belli mi olur? Belki bir kiş yaparsınız. İnşallah, kiş ona bir vaktim kalsa çok istiyorum. Kiş ne abla? Sebzeli tart. Sebzeli tartın adı kiştir. Hani pırasalı olur, ıspanaklı olur. Ha, ıspanaklı yapmışlardı geçen, beğenmiştim. Güzel olmuştu. Ondan sonra... Ama bir şey diyeceğim, farkında mısın? Hiç ortada yumuşak bir şey yok. Nasıl yani yumuşak? Kurabiye hamur, kek hamur. Hamur mu? Börek hamur. Hayır, hamur işi yani. Ama ortada böyle bir boğaz yumuşatacak bir şey yok. Ne gibi bir şey aradın şimdi mesela? Yemiyorum, korkuyorum da. Söyle, söyle. Salata demek istiyor Figen Hanım. Yani yoğurtlu salata mı aradın? Köz patlıcandır. Ben mesela yarışmaya katılsaydım. Aa, çok merak ettim Kadir. Yarışmaya katılan sen olsaydın neler olurdu menüde? Ne menü yapardım? Şimdi öncelikle muhakkak bir... şey yapardım, karışık kızartma. Biber, patlıcan, kabak. Tamam. Onu yapardım. Ondan sonra cıma, muhakkak bir su böreği yapardım peynirli. İddialıyım ya, ortaya atmam lazım kendimi. Ondan sonra cıma, ortaya bir mercimek köftesi atardım. O da bir farkındalık. Ben hani mercimeği, bulguru, kısırı sevmiyordun sen? Mercimek köftesi sevmiyorum, kısırı sevmiyorum. Mercimek köftesi muhakkak yapardım. Tatlı düşünüyorum ne yaparım diye. Mesela bir nevzine yapabilirdim tahinli. Bir gün şekerpare yapabilirdim ya da başka. Araya çeşit ne düşüneyim diye düşünüyorum. Ne yapardım diye düşünüyorum. Yaprak muhakkak pişirirdim. Zeytinyağlı yaprak sarması da yapardım. Benim elim hızlı. Ben 5 dakikada mutfaktan çıkardım. Üstüne de çok güzel bir sofra kurardım. Abla, bu tepsiyi doldurmana gerek yok, haberin olsun. Tamam, tamam. Yani tamam. Yapabildiğin kadarını yap ama tamam, ortaya çıkar. Tamam. Patates, 2, 4, 6, 8. Kaşar da tamam. Yok. Bak kekimiz için yeniden şey çırptık, tahin çırptık. Onu kekin üzerine döker misin Kadir? Vallahi keki kurtarmak senin işin Kadir. Askerlik hikayen yüzünden kek perişan oldu. Abla kek hala çok sıcak ama. Ama sıcakken içine çekecek zaten. Öyle bunun biliyorsun. Şeysi o. Bak bunu senin izninle o döküyorum. O kekin. Bu nasıl oldu? Bir bak. Oldu mu? Gayet güzel oldu. Değil şekerim. Mi? Koyuyorum gayet balkona. Figen Hanım parmesanlı kurabiye yapacakmış. Bilmiyorum, hiç yemedim. Tadı güzel olursa veya kaşarlı peynirli yapsaydı daha güzel olurdu. Bunu da rendeleyeceğiz ama küçük tarafla. Tozunu bulamamış arkadaşlar. Tamam mı? Arkadaşlar hiç parmesan mı görmüşler? Abla bu niye böyle mum gibi? O öyledir. Hani Bolu'da kiş peyniri olur. Heh. İtalyanların da bu o işte. Şimdi bunu hangi şundan tarafta bir, yapıyorum? Şundan... Bak şununla mı şununla mı? Şununla mı? Küçükle. Evet evet evet. Küçükle canım, küçükle. Abla bunun hepsini yapayım mı? Hayır hayır hayır. Yapmıyorsun sabah kahvaltıda yersin, hepsini kullanma burada. Ay niye, onu alır prodüksiyon gider, ben lazım abi değil. Biz almıyoruz. Biz hiçbir malzemeyi geri götürmüyoruz. Biz başkalarına karıştırma. O yeter, o yeter. Kıymalı rulo patates çok basit bir menü. Sonuçta patatesleri haşlıyorsunuz, fırına veriyorsunuz hafiften. Verdikten sonra, çıkardıktan sonra kıymayı kavuruyorsunuz, rulo gibi sarıyorsunuz. Çok basit bir menü. Ha, kızardı mı abla? Evet canım. Gel onu ekranda bir göster, gel. Şuraya koy, bak. Sayın seyirciler bakın. Bakın patates nasıl kalkıyor, bakın. Dur dur, arasına şimdi şeyini koyacağız. Kaşarını mı? Hayır, kıymasını, sonra yuvarlayacağız onu. Hadi bakalım, bismillah. Önce bunu bir şeye çıkaralım. Hmm.
Bunlar ne abla? Hangisi canım? Kaşardır. Şimdi şöyle koy Kadir'cim, bunu böyle saracağız şeydeyken. Tamam, dur. Bismillahirrahmanirrahim. İyi mi abla? Koyayım biraz da. Yeterli. Yeterli. Bu da bizim editör Merve'ye kalsın. Tamam. Kaşarı üstüne mi koyacağız? Evet. Ben içine koyacağız. Aa, kaşarı üstüne koyup bir kere daha fırına vereceğiz. Kadın valla entel dantel şeyler biliyor. Bak bunu hayatta biz bilmeyiz. Kaşar koymadık. Ay. Koy. Hadi acelemiz var. O kadar ne yaptın? Ha, olmaz. Bir şeye koymak güzellik değildir. Peki içine niye koymadık hiç? Şekerim, patatesine de koyduk ya. Tamam tatlım, şekerim, anladım. Şekerim, sen merak etme. Kıymalı lavuk patates yemedim ama büyük ihtimalle patatesi haşlayıp ezip serip içerisine kıyma koyup rulo yapacak. Basit bir sunum. Evet, şimdi patates rulomuz tekrar fırına girdi, kaşarla buluştu. Kurabiyelerimiz tepside. İçeride soğan doğruyoruz gene. Tamam, soğan doğrayacağım şimdi. Patates rulomuz fırında, kurabiyelerimiz birazdan tekrar fırına girecek. Tatlımız pişti. Şimdi mercimekli böreğimize giriyoruz. Ve bu arada 1 saat 8 dakikamız gitti. Eğer siz de hamaratım diyorsanız Türkiye'nin tüm illerine sesleniyorum. Edirne'den Kars'a, dünyadan Mars'a, kim varsa hamarasa başvurun. Gelelim sizin de evinizde çörek börek açalım. Evinizin temizliğini gösterelim. Ablam soğan doğrayalım çabuk. Soğan verin. Yeşil mercimekli böreği hiç yemedim. O da nasıl bir şey ortaya gelecek? Neyle yapacak? Onu da gene açma mı yapacak? Yufkanın içine mi koyacak? Tepsiye mi koyacak? Kızartacak mı? Hiç bilmiyorum. Sortik. Bu yüzden kendisini farklı göstermek için parmesan peynir kullanmış olabilir. Böreğimize geçtik şu anda. Mercimeklerimizi güzelce soğanla kavurduk. İçine tuz, kimyon, karabiber, bir tatlı kaşığı, acı biber bir tatlı kaşığı, tatlı domates salçası koyduk. Biraz da ceviz kırdık, attık. Hakiki zeytinyağımızla birlikte. Şimdi böreğin sosunu yapmadık. Şimdi buna şey koyacağız. Yumurta kırıyor muyuz? Yeşil mercimekli börek. Hiç hayatımda yemedim. Mercimek köftesi yapıyorum ama hiç böreğini yemedim. Abla, yufkaya seriyorum ben bu sosu. Çok değil. Böyle azar azar. İyi mi şu serdiğin? Tamam. Şunun da şurasına biraz daha. Tamam. Hadi ondan ama gel bu böreği. Mercimeği koyuyoruz. Tamam. Hop balapaşa, malkara keşan. Şöyle sarayım çekeyim. Yufkalar da tazeymiş ama ha. Bunu böyle birleştirip mi yapıyorsun? Tabii. Kol böreği gibi olacak o zaman. Biraz. Süremiz ne kadar kaldı bu arada? Çayın suyunu koydu ablam burada. 30 dakika. 30 dakika kaldı. Hem çayın suyu. Yakmamışsın altını. Kız sen yaktın ya altını. Ama sonra kapatmışsın elim yandı diye. Allah canına. He, ben onun suyunu tayine kullandım çünkü. Genelde mercimeği, yeşil mercimeği veganlar protein içeriği yüksek olduğu için yiyorlar. Bu sebepten ötürü böreğin içerisinde et tadı vereceğini düşünüyorum. Kız vallahi zekisin. Ben gül böreği gibi sardım. Sen nasıl sarayım mı? Bak kadın iki yufkayı şey birleştirdi. Biraz daha şey. Tamam. Hemen öbürünü de öyle yapacağız. Hadi. Kalan sosu üstüne döküp fırına vereceğiz.
Yeşil mercimekli börek hiç yemedim. Tadı güzel olursa, içinde yağı tuzu güzel olursa yerim. Sizce rakipleriniz parmesanlı kurabiyenizi nasıl yorumlamışlardır Figen Hanım? Aman Türk peyniri dururken ne iyi böyle parmesan. Parmesanın peynir olduğunu bile bilmiyorlar. Lo peyniri bence. Dururken parmesan da neymiş? Değişik fikir, hiç açık değiller değil mi abla? Hiç. Abla sen buna parmesan koydun. Evet. Tuz koyduk biraz. Tamam. İşte yumurta koyduk, her şeyi tamam. Bu tamam. Kadar. Bu kadar. Kabartma tuzu yazmıyor yalnız. Yazmıyor. Parmesanlı kurabiye, parmesan peynirini yedim daha önce. Tuzludur. Büyük ihtimalle tuzlu bir kurabiye getirecek önümüze. Lezzetini merak ediyorum. Abla, sen hocam, kurabiyeli böreği attım. Bir anda mı attın içine? Şimdi attım, evet. Peki bizim kaç dakikamız kaldı? 6 dakikamız. 6 dakikada bu kurabiye pişecek mi inşallah? Pişer. O 5 dakikada pişen bir kurabiye. 5 dakikada. Evet. Peki sofra tamam mı? Sofra tamam. Çay tamam mı? Çay da tamam. Bardakların da hazır. Bardaklarım da hazır. Sofrada çatala bıçağa baktın mı? Hepsi yerinde. Hepsi yerinde. Tamam. Peki o zaman börekte kurabiyenin pişmesini bekleyeceğim. Çok merak ediyorum Figen Hanım. Komşunuzdan yedek fırın almışsınız ama hiç kullanmadınız. Evet. Niye aldın, niye kullanmıyorsun? İşte ya, adamcağız bana söyledi de ben heyecandan... Yani bak şimdi 6 dakikada o kurabiye pişmezse ne olacak? Pişecek. Bekliyoruz kurabiyenin pişmesini. Yapacak başka bir şeyimiz kaldı mı? Hiçbir şeyimiz kalmadı. O zaman ne yapacağız? Yetiştirdik çok şükür. Her şey bitti. Evet. Çay da demlendi. Eksik yedik yok. Çay da demlendi. 6 dakikamız var, kurabiyenin pişmesini bekleyeceğiz. Git de yakından bak, belki pişer. 6 dakika ona bakınla mı kalacağım ben? Biz o zaman gel beni dinle, biz gidelim üstümüzü değiştirelim hazır. Tamam. Hazır alalım, fırına bakacağız. Evet, Figen ablayla üstümüzü değiştirmeye gidiyoruz. Döndüğümüzde kurabiyemiz artık ne kadar piştiyse fırını kapatacağız. Sana çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsın. Çok güzel İyi bir gün. İyi ki ben bugünü yaşadım. Çok güzel bir gündü. Çok, hem set ekibine de hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür çok ederiz. Çok eğlenceli geçti. Çok neşeliydin, çok da güzel bir gün geçirdik. Tatlı da sohbet ettik. Tekrardan Allah razı olsun geldiğin masada için. Masada devam edeceğiz. Beni de sevdiniz değil mi? Çok. Her şeyden önce sana kiş yapacağım. Kiş yap kişinizi. Biz gidelim ablam. Biz gidelim. Bu hafta en zor güzel menü Gülcan Hanım'ın menüsüydü. Gülcan Hanım'a bugün olsaydı 4 verirdim, çok pişmanım. Emine Hanım birinci olursa üzülürüm. Çünkü onun menüsü benim menümden üstün değildi. Benim sofram gibi değildi. Temizliği de benim gibi değildi aslında, temizliği katarsak. Evet, biz de hazırız. Böreğimiz de hazır, çöreğimiz de hazır. Evet, her şeyimiz tamam. Şükürler olsun. Haftanın son gününde de sofrayı Allah bizi utandırmadı. Amin. Aynen. Kaldı şimdi hanımların lezzetleri beğenmelerine. İnşallah bakalım. İnşallah beğenirler. Yorumları nasıl olacak? Bugün bir de biliyorsun 15 bin lira sahibi, evet, belli olacak. Evet. Çok gergin anlar, sıcak dakikalar çünkü finale doğru gidiyoruz. Çok az kaldı 15 bin lira sahibinin belli olmasına. O zaman ne diyoruz? Kadir Ezildi ile Ena Marat benim de haftanın son final masasına geçiyoruz. Ve daha sonrasında büyük finale doğru ilerleyeceğiz. Haydi buyurun efendim, koşalım. Koş. Lastiklerde kararma vardı, yani siyah. Nerelerinde? Lastik kısmı. Bana kısımda. Da gösterebilir misiniz? Tabii gösteririm. Tamam. Buzdolabı yiyecek koyuyoruz. İcren en temiz şey olmak zorunda. Çünkü burada sebzelerimiz duruyor. Kullandığımız buzdolabı, bakın ben yalan söylemiyorum. Devamlı yapılan evle, hani yüzeysel yapılan ev belli oluyor. Burası zaten. Yüzeysel mi yapılmış? Ben yüzeysel mi yapmışım? Yani daha yüzeysel, hani böyle ince temizlik yok, öyle söyleyeyim size.
Ya şimdi evet. Oklavayla açılan bir menüyle yani hiç oklavasız bir menü bir olmaz. Ay, Allah'ım, sen ya şimdi ben de neden söylüyorum? O zaman da bir siz hamaratlı. Oklava yarışmasına katılın. Ya bu oklava şeysi nedir sevdası anlamadım ama yani. Siz... Oklava kullanmak beceriklik ister. Bu da sizde yok Figen Hanım. Yufka hazır olduğu için biraz basit bir ürün olmuş ama lezzetli. Ben sizden o kadar lüks bir şeyler beğendim ama çok basit bir menünüz. El Amarat Bilim'in bu haftaki final gününde farklı tarzıyla göz dolduran iddialı yarışmacımız Figen Hanım'ın evine konuk oluyoruz. Mutfakta yaratıcılığını konuşturan Figen Hanım, rakiplerini de farklı lezzetlerle donattığı sofrasıyla memnun etmeyi planlıyor. Figen Hanım'ın bugünkü menüsünde kıymalı rulo patates, elmalı kurabiye, yeşil mercimekli börek, parmesanlı kurabiye ve tahinli kakaolu ıslak kek var. Bakalım Figen Hanım rakiplerinden kaç puan alacak? Günün sonunda 15 bin liralık büyük ödülün sahibi kim olacak? Evet, Kadir Ezil değil, Enem Arat benimden. Herkese kucak dolu sevgiler, selamlar. Figen ablanın masasındayız. Figen ablanın ellerine, kollarına sağlık. Mutfakta 2 saatini tamamladı. Tüm menüsünü yetiştirdi, elinden geleni yaptı. Tüm enerjisiyle birlikte. Evet. Hanımlar siz de hoş geldiniz. Hoş son kez misafir oluyoruz. Bugün son biliyorsunuz. Saatler sonra 15 bin liranın sahibi belli olacak. Bakalım 15 bin lirayı kim alacak, kimler veda edecek göreceğiz. Şimdi Figen ablacığım öncelikle evini gezdi arkadaşlar biliyorsun. Bakalım temizlik konusunda ne yorum yapmışlar. Emine Hanım sizden başlayalım. Figen Hanım temizlik yapan bir kadına benzemiyormuş. Neden benzemiyor? Çünkü evinde çok detaylar buldum. Ne gibi detaylar? Banyoda detay buldum. En basiti bunları banyoda. Bunları sayın isterseniz. Yani banyoda çamaşır makinenin üstünde kıllar vardı. Ondan sonra lavabonun orada vardı. Ayna aşırı derecede çok lekeli. Sonuçta evinize bir misafir gelecekse oralara çok önem vermelisiniz. Mutfakta en benim her zaman kaç gündür dile getirdiğim mutfak lavabosu, aspiratörünüz yağlıydı, buzdolabı, lastikler. Çünkü oraya yiyecek... Lan ne vardı lastiklerde? Lastiklerde kararma vardı. Yani siyah kameralara da gösterdim. Çünkü nerelerinde? Lastik bana kısmı. Bana da gösterebilir misiniz? Tabii gösteririm. Tamam. Bir o zaman bir mutfağa gidelim mi? Gidelim. Biz? Bir gidelim bakalım. Şu karartılara bir bakalım. Bir saniye. Buyurun buyurun buyurun. Mutfak lastiklerine gidip bir bakalım. Geç. Emine Hanım bize bir göstersin. Gel. Bir saniye Kadir Bey. Buzdolabı ıslatacaksın mı? Evet Kadir Bey. Bakın şimdiki. Şu kısımları görüyor musunuz? Buzdolabı yiyecek koyuyoruz. İcren en temiz şey olmak zorunda. Çünkü burada sebzelerimiz duruyor. Ben bunu bu şekilde dolapta istemem. Onu o şekil istemem. Onları şimdi koyduk. Tamam hayır. Hepsi. Bakın kameraya bile gösterdim sabahleyin. Bu sonuçta kullandığımız buzdolabı. Bakın ben yalan söylemiyorum. Gördüğüm... Şey üst detayı söyledim size ama siz üstelediniz bana. Bana dönüp diyebilirsiniz ki Emine Hanımcığım görebilirsiniz. Belki ben görmemişimdir, gözümden kaçmıştır. Bunu derseniz amenna. Ama bana gösterin neremde şeylik vardı dediğiniz zaman ben bunu getirip... Bu çok normal bir kelime. Hayır ama... Bana gösterin nerem kirli yani... Siz sonuçta şöyle bir şey var. İnanmıyor gibi mi oldu evet, size karşı? Evet inanmıyor gibi Kadir Bey oldu. Sonuçta siz bu evde oturuyor musunuz? Oturuyorsunuz. Şunun pis olup olmadığını zaten bilirsiniz ya. Buna yiyecek koyuyoruz pis, biz. Pis değil, pis değil. Pis değil. Ben zaten o ithamda asla bulamam. Sonuçta yiyecek konulu. Ama güzel konulu. Demagoji yapıyorsunuz. Sonuçta. Ve ben kötü niyetle size soru sormadım. Ben de ben zaten o şekil yanaşmam size. Neremde var, hangi lastikte varmış diye size sordum. Ben de evet bakın size güzel gösterdim. Peki, buyurun masaya geçelim buyurun. İsterse. Emine Hanım gösterdi. Figen Hanım da gördü. Buyurun. Buyurun 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 buyurun. Evet, Emine Hanım gösterdi. Figen Hanım da gördü nerede olduğunu. Ama karartı değil de yani kırıntılar var içerisinde. Kırıntı o kısımda da dip köşede gördüğünüz Kadir Bey. Anladım. Sonuçta hayatım, yiyecek... O dip kısımda gördüğün şeyler çıkmıyor. Demir yıllarca onu aşındırdığı için o artık lastik kararmış. Anladın mı? Kremlesen de deterjanlasan da o köşe dediğin yer çıkmıyor. Emine Hanım ne oldu o lastiği gösterdiğinizde? Yine gereksiz şov yaptınız.
Emine Hanım bugün daha hırslı gelmiş. Bir haftanın hırsını bugün çıkaracak galiba. Peki. Hatice Hanımcığım siz nasıl buldunuz? Detaylara baktığım zaman bazı bölgelerde kir bulabildim. Mutfakta bulaşık makinesi çektiğim zaman bulaşık makinesinin arka kısmında bir hazne vardı. O haznenin içerisinden çıktı. Bulaşık makinesinin arkasında nasıl bir hazne var mesela? Küçük incecik bir alan vardı. Gösterebilirim isterseniz. Peki. O bölgeden çıktı. Onun haricinde... Böyle ağır kir mi yani? Uzun kirdi. Zamandır silinmemiş tarzında bir şey ağır mi? Ağır kirdi. Yani şey gibi affedersiniz. Çamur gibiydi. İç kısmı. Tamam. Aynen o bölgeyi biliyorsunuz. Peki. Bir de fırın vardı tezgahın üzerinde. Tezgahın üstüne çektiğim zaman hemen kenarda bir mermer vardı. Tezgah mermeri. Onun da üstünde tozlar mevcuttu. O kadar. Onları bulabildim. Bir de aspiratör yağlıydı. Peki. Buyur Figen abla. Şimdi o bulaşık makinesi dün akşamdan beri hep ortada dolaşıyor. Hı hı. Arkası da çekildi. Hatta su dökerek de yıkandı. Fakat bundan bir ay önce falan benim musluğum o lavabonun altındaki musluk yapıldı. Orayı yaparken de kırdılar. Hı hı. Sürekli bir toprak şeysi geliyor. Sürekli bir o senin gördüğün o şey toprak akıntısı. Belki o olabilir. Belki evet. 35 kere sildim dün akşam. Peki Figen Hanım sen sabah donuk görmüşsün. Şöyle çok heyecandan çok fazla o enerjiyi bize veremediğini düşünüyorum. Birazcık daha donuk geldi heyecan diğer günlere göre. Heyecan değil de yorgunluktan. O da olabilir. Yani bir gece öncesini biliyorsun nasıl olduğunu. Herkes de olduğu evet, gibi evet. Uykusuzluk. 5'te yattım. Hayriye Hanımcığım siz nasıl buldunuz? Evet şimdi detay ararsak çok detay vardı evde. Mesela? Mesela çekmecelerin o menteşeler ya, aspiratör ya, banyoda da öyle kirli çekmeceler. Hani ben çekiyorum ya, yanlarda menteşeler banyoda var ya. Banyoda nerede çekmece var? Var ya şey. Beyaz banyo dolabından bahsediyoruz. Beyaz. Onda da mı yağ var? Ondan söyleyeyim. Plastik doğramalar zaten belli olur. Yani çok detay aramaya gerek görmedim ben. Birkaç yere baktığın zaman anlaşılıyor zaten. Hani devamlı yapılan evle hani yüzeysel yapılan ev belli oluyor burası zaten. Burası yüzeysel mi yapılmış? Ben yüzeysel mi yapmışım? Yani daha yüzeysel. Hani böyle ince temizlik yok. Öyle söyleyeyim size. Peki Gülcihan Hanımcığım siz nasıl buldunuz? Öncelikle siz dediniz ki bugün Figen Hanım antin guntin yemekler yapacak. Bu antin guntin yemekler nasıl oluyor nasıl mesela? Nasıl oluyor antin guntin? Antin guntin de işte haftanın başından beri bizim masalar beğenilmedi ya özellikle benim masamda. Ben yani sizin hep masanızı hamur, çok beğenmiştim. Hani hamur işi, börekti, çörekti onları hep diyordunuz ya. Hani yufkalarla, böreklerle ne işiniz var? Ispanaklı böreklerle ne açmak? Hayır, hayır, hayır. Sizin masanızda asla öyle bir şey. O zaman niye dördü verdim ben size? Hayır, hayır. Hep böreklerle uğraşıyorsunuz de oklavalarla. Genel yorumunuzdan bahsediyor. Hayır, oklavayla. Bana soru sorulduğunda oklava kullanmak, açmak hamaratlık mıdır deyince hayır, oklavayla hamaratlık bir alakası yok. Hamaratlık işte 2 saat içinde size süre verilmişse yetiştirmek demektir. Lezzetli yapmak demektir. Ya şimdi oklavayla açılan bir menüyle yani hiç oklavasız bir menü bir olmaz. Hayatım bu o zaman siz oklava yarışmasına katılın. Ya bu oklava şeysi nedir sevdası anlamadım ama yani. Ama siz söylediniz ya ben söylemedim öyle bir şey. Niye oklavaları şey yapıyorsunuz dediniz. Hala söylüyorum dediniz. Bak. Yok yok Figen Hanım şunu savunmuştu. Sizin dediğiniz de haklı Figen Hanım da haklı. Biraz arada hı-hı. Düşünce ayrıcalığı var. Figen Hanım dedi ki hamuru olur dedi. İlla oklava olmasına gerek yok. Ama önemli olan lezzetli olması dedi. Siz de oklava. Dediniz ki oklavayla uğraşmak daha fazla vakit alıyor. Daha çok hamaratlık gösteriyor. Çünkü oklavayla uğraşıyorsun, açıyorsun, kapatıyorsun, katlıyorsun. Aynen. Siz bu tarzı savundunuz. Evet. Figen Hanım da dedi ki hamur işi yaparım. Ha, elimle yaparım ama lezzetli yaparım. Önemli olan da lezzetli olması dedi. Ben hamaratsam öyle bir masa çıkaracağım ki hamaratım diyeyim yani. İddialıyım diyorsunuz. İddialıyım. Ha, oklava olmazsa hamaratlık olmuyor yani bizim ülkede. Yok illa oklava için söylemiyor. Genel olarak evet, yani. Evet. Mantalitesi o yalnız. Hayır, akıl oradan öyle. Yana çalışıyor. Peki temizliği nasıl buldunuz Gülcihan Hanım? Temizliği de Hayri Figen Hanım'ın böyle şıkır şıkır çok güzel giyiniyor ya. Genel olarak ben de böyle giyindiği gibi evini öyle şıkır şıkır göremedim. Peki şunu diyeceğim. Hayriye, Hatice ve Emine Hanım üçü de haftanın en kirli evi olarak sizin evinizi seçmişler. Bir tek Gülcihan Hanım Hayriye Hanım'ın evini haftanın en kirli evi olarak bulmuş. O da onun o kadar eski benim eşyalarıydı. Benim evimi de eşyalarını da ben o gün kattım zaten. Belliydi zaten Hayriye Hanım. Ne? Eşyaların da zaten eski dedim. Eski. Evinde kirliydi dedim. Eskilikle kirlilik ayrı ya bir şey. Eskiliğine kirliliği niye karıştırıyorsun? Allah'ını seversen. Belli yani. Hani eski oluyor ama kirli olduğu da gene belli oluyor. Ha, eskide ama kirliydi de. Sunta mı geldi? Sunta mı geldi? Elige.
Peki ben bir şey sorabilir miyim? Ya şimdi ben de neden söylüyorum Hayriye Hanım? Benim mutfak çekmeceme kadar çıkardınız. Dedim ki herhalde... Sen de benim mutfak çekmecemi çıkarsaydın bakayım. Hayır, neden çıkarayım? Niye çıkarmıyorsun? Ben seninkini çıkardım ya. Ben dedim benim mutfak çekmecemi çıkarıp da bakacağım. Bir genelde tertemiz görünen bir yeri. Kız esas temizlik oralardadır. Buldun mu? Ben seninkini de bulamadım. Ben sana buldum dedin mi? İşte ben de dedim ki benim evimden çekmeceyi çıkaran sen nereyi kurdaladın? Bayan dedim. Benim evimde nereyi kurdaladın? Onun evi nasıl olur dedim. Benim evimde nereyi kurdaladın sen? Peki Hayriye Hanım evinde nereyi kirli buldun? Neresi elinize geldi? Genelde zaten baktığım zaman orası da belliydi. Genelde kirli mi görünüyordu Hayriye Hanım evi? Allah'ım sen yardım et ya. Genelde İnsan kirli nasıl deliriyordu belli. Ya sen şimdi bugün bana hak vereceksin değil mi? Yo, ben her zaman sana hak verdim. Peki, ama hepimiz birbirimize yorum yapacak, gördüklerimizi söylüyoruz sadece. Görmüyor, bakılacak yerlere bakmıyor. Esas bakılacak yerler var, bakmıyor. Peki, Gülcihan Hanım temizlikten anlamıyor mu? İşte, ben o evindeki temizliğini de kendinin yaptığını bile düşünmüyorum. Ona kusura bakmasın da. Kim yaptı? Bilmem. Hepsini ben yapıyorum. Ben o temizliği de sana ait görmüyorum o Öyle zaman. Öyle mi? Sen beni temiz görmüyorsan eğer, sen ben beni temizliğim... Ben neden temiz görmediğimi söylüyorum. Neden? Sen çünkü neden? O kadar detaylara neden? Baktın neden? Hayır, ki. Nerede, ne buldun onu söyle bana. Ya nereye Hatalı baksan vardı. Hatalı bundan sonra nereye oraya bakacağım. Nereye baksan vardı. Kız nereye, her yere baktın işte söyle. De ki atıyorum lavabonun içi, gene, dolabın üstü, çekmecenin dibi bunları söyle makinanın ki. Makinanın gözünde. Ben bileyim. Ya nereye baktıysan kız, vardı. Kız makinanın gözünde ne var? Sarılıklar oluyor. Deterjan şeyleri oluyor, o sarılıklar oluyor, su kireci oluyor, bunlar oluyor. Ya hepimiz aynı suyu kullanmıyoruz. Tamam, sende de vardı. Sende de vardı. Ha, kesinlikle yok. Ama sizin de çamaşır makinenizin lastiği simsiyah çil içindeydi. Ben söyledim, biz alırken onu şeyle... Sen alırken vardı, biz de kullanırken oldu. Ama bu bir bahane değil ki, o zaman temizleseydiniz. Gülcan Hanım, Hayriye Hanım'ın evi o kadar pis değildi, birazcık abartıyorsunuz. Hayriye Hanım da kendi gününü oynadı, siz de. Bir şey demiyorum. Benim temiz evimi pislediğinizde başka hiçbir şey demiyorum. Peki temizlik konusunda herkes farklı ayrıcalıklara dikkat ediyor. Herkes farklı şeyleri söylüyor. Bakalım haftanın son günü, birazdan puanlarda her şey belli olacak. Siz benim temizliğimi nasıl buldunuz Kadir? En son yorumlayacağım. Tamam, İkramlıklarımızı alalım. Tamam. Hazırsanız başlayalım, buyurun. Tabii. İkramlıklarımıza bakalım yemeklerin lezzeti nasıl olmuş? Hayriye Hanım, konuyu nereden nereye getirdiniz? Gülcan Hanım temizliği ben yaptım diyor. Evinin önünde yol çalışması var. İster istemez toz vardı evde. Sadece tozluydu, kirli değildi. Oklava kullanmak beceriklik ister. Bu da sizde yok Figen Hanım. Peki, Figen Hanım'ın masasındayız. Figen Hanım'ın yemeklerine puan vereceğiz. Haydi bakalım. Hangisinden başlayalım? Patates Rulo'dan canım, başlayalım. Canım hangisinden istiyorsa buyurun. Patates Rulo'dan başlayalım. Evet Hayriye ablacığım, patates ruloyu nasıl buldun? Tuzlu biraz. Kıyması tuzlu olmuş herhalde. Şöyle, biber salçası da tuzluydu ya. Onu düşünmeden bir tık fazla tuz atmışım. Ha, biraz o geldi, evet. Tuzlu geldi bana. Normalde bir şey yok yani, iyi. Beğendin mi patates ruloyu? Beğendim. Çay saatine uygun mu, güzel uygun, gitmiş uygun. Mi? Peki. Uygun, niye olmasın? O layık görmüş, yapmış, uygun. Peki, Gülcihan Hanımcığım. Ben de tuzlu buldum. Bayağı bir evet, tuzu var. Biraz tuzlu. Yumuşaklığı falan iyi. Güzel, yani beğendim. Tuzlu. Peki, Hatice Hanım. Ben de beğendim. Aynı şekilde ben de tuzlu buldum. Tuzlu buldunuz birazcık. Ben bile tuzlu buldum. Daha sıcak olsa daha lezzetli tabii. Olurmuş ama İlk güzel. Kaşar eridiğinde çıktığında çok güzeldi. Peki, Emine Hanım siz nasıl buldunuz? Ben de tuzlu buldum. Tadı kıyamı yendi. Elinize sağlık. Biraz da acı koydunuz galiba içine. Yok, benim biber salçam acılı zaten. O yüzden acı koymadım. Acı olması gerekiyor bunun. Biraz. Hafif. Aslında pul biber de konuyor ama ben koymadım yani. Peki, eline koluna sağlık Figen ablacığım. Ben yumuşaklığını çok beğendim. Patatesi iyi tutturmuşsun. Hani kurumamış, yırtılmamış, evet. Dağılmamış. Evet. O patates belki rulo yapılırken kalın olsaydı bölünebilirdi. Evet. O önemliydi. Evet, kıyma biraz tuzlu olmuş ama lezzet bakımından güzel. Eline afiyet koluna olsun. Sağlık. Çaya da yakışmış, güzel afiyet gitmiş. Olsun. Afiyet olsun. Bakalım mercimekli börek ilk defa yiyeceğim ben. Sizden yiyen var mı bilmiyorum. Bakalım nasıl olmuş. Ben de yemedim, ilk defa yiyeceğim. E
Evet Haticeciğim, mercimekli böreği nasıl buldun? Biraz vegan bir ürüne benziyor. Doğru değil mi? Çünkü mercimek genelde şey oluyor ya, hani protein ağırlıklı veganların kullandığı... Kıyma yiyemeyenler. Aynen onlar için. Ama lezzetli olmuş. Şeyini kendiniz mi açmıştınız yufkasını? Hayır, hazır yufkadan yaptım. Hazır yufkadan yaptım. Hazır yufkadan yaptım. Senin için bir problem mi hazır yufka olması bu menü için? Biraz basit olmuş. İç harcı yani kıymalı börek yapmak gibi ama iç harcı biraz uğraştırıcı sadece. Onun haricinde yufka hazır olduğu için biraz basit bir ürün olmuş ama lezzetli. Peki. Afiyet olsun. Emine Hanımcığım. Yeşil mercimekli böreği kusura bakmayın ama ilk defa yedim beğenemedim. Kusura bakmayın. Olabilir. Normalde yemeğini yapıyorum ama börekle hiç denemediğim için tadı güzel gelmedi. Peki. Gülcihan Hanımcığım. Ben de ilk defa yedim mercimekli böreği. Güzel pişmiş, pişmişi falan güzel ama ben de çok hoşuma gitmediği için mercimeği yufkanın arasında, hamurun arasında beğenmedim ama pişmişliği falan güzel. Afiyet olsun. Peki. Hayriye Hanımcığım. Ben de daha önce yemedim ama yani mercimeği seviyorum, yiyorum ama pek hamuru da sevmedim ben de. Siz sıcakken yeseniz daha seversiniz ve yaparsınız. Peki şunu soracağım. Menüye yakışmış mı? Menüye yakışmış mı? Yakışmış. Yakışmış mı? Peki. Figen ablacığım eline koluna sağlık. Ben biraz kuru buldum açıkçası. Yani bir yumuşaklık gelmedi ağzıma. Zaten mercimek de biraz kuru baklagil olduğu için mercimeği normalde severim. Böreği yağ mı az gelmiş? Biraz bir daha de yağ az gelmiş Kadir Bey. Evet. Yani börek biraz kuru olmuş iç olarak. Mercimek zaten kuru bir şey. İçinde böyle olur. Mesela bunun bak kıyması çok güzel yumuşak yumuşak geliyor. Ama bu bayağı kuru geliyor. Börek de çok kuru geldi. Ben de biraz yağının az olduğunun farkındayım. Ha, yani mercimeği kavururken belki biraz daha yağ koy. Olsaydın o zaman biraz daha yumuşak olabilirdi açıkçası. Olabilir. Bu çok hoşuma gitmedi. Eline koluna sağlık. Parmesanlı kurabiye. Daha önce yaptık mı ben hiç yapmadım. Ben hiç yemedim de. Parmesan da yemedim. Eve de almadım hiç parmesan. Parmesandan bir şey yapan var mı evde? Yok. Parmesan genelde makarnaların veya pizzanın üzerine. İtalyan yemeği zaten ya makarnanın üstüne ya pizzanın üstüne. Bakalım. Dünkü kurabiye sohbetinden sonra zaten bunun gelmesine şaşmıyorum. Bakalım tadı nasıl olmuş. Buyurun. Evet Emine Hanım, siz çok hızlı yediğiniz için hemen Emine Hanım'dan başlıyorum. Direkt o bitiriyor. Evet Emine Hanımcığım, nasıl buldunuz parmesanlı kurabiyeyi? Beğenemedim. Tereyağı kokusu çok fazla geliyor. Tereyağı mı kullandınız içine? 200 gram tereyağı konuyor zaten. Tereyağı kokusu fazla geliyor. Bayağı fazla kokusu geliyor. Bu zaten bakın ama tereyağı neden fazla? Kıyır kıyır ağzınızda dağılıyor. Daha ısırırken. O tabii tercih meselesi de. Çünkü daha... ilk defa yedim. Evet. Gerçekten tadı... şey yapamadım. Belki tereyağı değil de parmesandan öyle geliyor olabilir. Çünkü onu hiç denemediğim için gerçekten Kadir Bey böyle şey tereyağı yani parmesanın kokusu. Zaten ağır bir tadı vardır. Bizim evet. Böyle sanki benzetme gibi olmasın ama bir eski kaşar tulum gibi bir tulum peyniri gibi kendine kaşar, has bir tadı kokusu vardır. Evet bayağı bir koku onunla var. Onunla belki tereyağını karıştırıyor olabilirsiniz. Onu bilemiyorum ama gerçekten o bir kokusu var. Tadı aslında tereyağı kokusu bana hiç gelmedi ama bilmiyorum tabii. Damak herkesin yani beğenmediniz farklı. Yok Kadir Bey. Peki kurabiye olarak mesela işte pişmesidir tane tane şey. Pişmesi falan olmuş ama Kadir Bey beğenemedi. Beğenemediniz. Peki Hatice Hanımcığım. Peynir tadı yoğun geliyor fakat tuzu biraz az olmuş sanki. Bir de içi çok pişmemiş. İçi hamur kalmış gördüğünüz gibi. Orta kısmı mı? Orta kısmı evet. Öyle mi oluyor Figen abla? Böyle oluyor bu bilmiyorum ama yani bu böyle ağızda zaten bu 10 dakikada pişen bir kurabiye. Ama dışının kıyır kısmı çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Peki beğendin mi kurabiyeyi? Orta halli beğendim. Orta halli peki. Hayriye Hanımcığım, parmesanlı kurabiyemizi beğendiniz mi? Ben de daha önce hiç yememiştim. Hani kıyırlığı falan güzel. Evet. Ortası işte yumuşak, o herhalde böyle damağımıza biraz ondan mı yapıştı? İşte ondan yapışıyor yani. Biraz damağımıza falan yapıştı. Damağınızda onu çevireceksiniz yani. Kıyır kıyır, çok lezzetli dışının olmuş bence. Dışının kıyırlığı falan güzel ama ben tadını çok beğenmedim ben de. O parmesanın kokusu herhalde. Olabilir. Tereyağı değil de o bana peynir kokusu geldi. Bana sanki hiç yemediğim için şimdi şey yapamam. Sanki tereyağı gibi geliyor bana. O peynirin kokusu herhalde. Bir de tuz kullanılmıyor Hatice'cim çünkü o peynir fazla tuzlu. O yüzden tuz atılmıyor yani bence tuzu iyi ama sana az gelmiş olabilir. Peki Gülcihan Hanımcığım parmesanlı kurabiyeyi beğendiniz mi? Parmesanlı kurabiyeyi ben ilk ısırışta ağzıma güzel dağılır şekilde geldi. Ama bunun ya tuzu biraz olacaktı içinde ya da parmesanı fazla olacaktı ki bütünlesin. Tereyağı kokusu gelmiyor bundan. Ben işte parmesanın diyorum ya Gülcihan Hanım yemediğim kokusu. İçin evet. Yemediğim ama için sanki Erzurumlu bana... Erzurumlu parmesanı ne bilsin? Lorde, çökelek de, eski kaşar de, otlu peynir. Bölge peynir de. Etimiz de almıyoruz da ara sıra alınıyor.
Bana onları da ben yani söylerim hani ama onu hiç yemediğim için. Beyaz peynir de koyulur yani. İlla ki parmesan diye bir şey yok. Beyaz peynir de koyulur. O tercih yani meselesi ama ha, biz bu parmesanlı çok seviyoruz. Çünkü beyaz peynirle yaptığınızda bu kadar dağılmıyor ağızda. Bir de parmesanı hamuruna koydu yoğurdu. Evet. İçine yapıp kapatmadı. Anladım. Bizim peynirli evet, poğaça evet gibi. Beyaz evet peynirle hamur yoğurursan hani biraz erir mi acaba? Hiç beyaz peyniri direkt hamura katıp yoğuranı görmedim. İçine koyuyoruz biz. Ama sen bunu rendeleyip rendeleyip kattın evet, ya. Evet. Gücan'ın diyor ya beyaz peynirle de olsa olurdu diyor. Olur muydu ki o? Beyaz peynirle bu, ağızda bu dağılmayı vermiyor. Tutmazdı galiba. Birazcık da yok, tutsuz. Tuzsuz da işte dediğim gibi i̇şte ya peynirini fazla koyacaktınız ya da tuz atacaktınız. Tuzlu olduğu için tuz konmuyor buna. Ama İki işte peyniri birbirine katsaydınız olur muydu? Onu da belki denemek lazım. Yani. Çünkü şimdi yapmadığım için yorum yapamam. Ben hep böyle yapıyorum. Biz bunu çok seviyoruz. Benim oğlum çok sever bunu. Afiyet olsun. Böyle leblebi gibi yer. Parmesan tatmak isteyen varsa mutfakta birazcık ayırdık. Belki birazdan Figen Hanım bize böyle küçük bir dilim getirir. Tadına bakarsınız o zaman o kokusu tereyağından hemen mı? Hemen şimdi getireyim istersen. İstersen küçük bir dilim alalım. Arkadaşlar da hem tadına baksınlar. Belki fikirleri değişir acaba tereyağından mı parmesandan mı? Emine Hanım, damak tadın gerçekten yoktur. Peynirle tereyağını nasıl karıştırırsın anlamıyorum. O gün mesela o masada, mutfakta ne gördüyseniz Kadir Bey, bir gün öncesi ben onları kendim yaptım, hazırladım. Yani bir kete yapsaydın onun yere daha makbule mesela geçerdi. Mesela o gün masanında keteyi de yediniz, gördünüz misal. Gerçekten bilmiyorum yediniz yedim, mi? Yedim hepsini. Çay da getireyim bu arada. Ben kendim, bir gün evveli ben kendim yaptım. Ya da çay bardak. Tadına bakalım, tamam, ondan peki sonra tatlılarla birlikte alırız. Tamam, okey. Ama üstünde şey var yine. Figen Hanım bunun üstünde. Göstermeyeyim ben de şeyi. Neden düştü şimdi? Yoldan gelirken düşmüş çünkü kızıl. Alayım onu ben. Ben şöyle vereyim. Ne demem bekliyorsunuz mesela şimdi benim? Hayır, şu an sizde yürürken saçımdan düşmüş olabilir. Ha, üstünde. Tam herhalde koridorda gelirken tam da dünün üstüne bugün tekrar geldi. Figen Hanım, etme bulma dünyasıdır. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Bugün yaptığınızda işte çok güzel sizin önünüze geldi. Her şeyi bu kadar eleştiriyordunuz ya. Allah Allah. Figen abla gözlüklerini taktı, kontrol ediyor. Ben yürürken herhalde saçımdan düştü, özür dilerim. Olabilir, estağfurullah. Buyurun, buyurun, buyurun. Şimdi dün de Hayriye Hanım'ın evinde böyle bir olay yaşanınca tam da üstüne denk geldi bugün. Kötü oldu Figen abla. Emine'nin de tam yanına denk geldi böylemesine. Eyvah eyvah. Hatice de o taraftan görmüş. Neyse, olur böyle kazalar. Oluyor canım, peki, oluyor. Peki buyurun. Şöyle bir tadına bakın isterseniz Hatice'cim. Şey düşünmeyin sakın, hani üstündeki kılı aldı geri geçsin, geriye getirdi değil. Tekrardan doğradı. Onda çekim yapıyorlar. Yani. Biraz eski kaşar gibi mi? Değil mi? Evet, eski kaşarla bir şeyin tarafı gibi. Yoğun bir tadı olduğu için öyle. Bayağı da tuzlu bir şey Kadir Bey. Yani i̇şte bu, onun için bu poğaçaya tuz konmuyor. Kurabiyedeki koku tereyağı mıymış, bu muymuş? Buymuş Kadir Bey. Kusura bakmayın. Çünkü bilmediğim için yorum yapamam. Figen Hanım, parmesan peynirini ortaya getirdiniz. Ben de olsam aynı şeyi yapardım. Tatmayanlar varmış. Böylelikle tadını da öğrenmiş oldular. Figen ablacığım, eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Kurabiyenin birazcık ortası yumuşak kalmış sadece. Şunu söyleyeceğim. Madem tuz konmuyor, parmesanı biraz daha fazla koyabilirdin. Çünkü bayağı bayağı tuzsuz. Yani sası geldi. Yeterince koydum ama şeyine, tarifine göre. Anladım. Demek ama hamurdan ki hiç baktın mı peki tadına? Bakmadım. İşte tuzsuz, bakmadım biraz tuzsuz. Tatlıdan özellikle çünkü sonra hep dedim ki ablam evet, olur tatlarına bakma, olur ne olmaz. Bakarak yaparsak ama işte ne tuzsuz oluyor bunu, ne tuzlu oluyor da. Ya o arada şeye, Kadir Bey'e bir şaka yapıldı. Aklım gitti benim. Aklın gidiyorsan aklını oraya bağla, oraya ama şaka şey yapıyorum. Bu kurabiyeyi biz en son yaptık. Öyle ama yani. Hala orada mıydı? Yani heyecan oluyor. Bir de kendi gündüğünüzde yani daha fazla heyecanlanıyorsunuz. Yani mutfağa girdiğinizde bambaşka bir heyecan oluyor. Evet, hepiniz Kadir biliyorsunuz evimizi, bugün son gün zaten. Hepimiz deneyimledik. Evet. Servislerimizi verelim, tatlarımıza geçelim tamam bakalım. Haydi. Figen Hanım, 4 gündür herkesi o kadar çok sert eleştirdiniz ki bugün size gelen eleştirilere karşı gayet sakin ve tepkisiz bir yaklaşım sergilediniz. Haydi bakalım. Tahinli keki çok merak ediyoruz. Önce onun bir tadına bakalım. Buyurun.
Evet Hayriye Hanımcığım, nasıl buldunuz keki? Kek güzel, biraz tamam yapışıyor ama o neden oluyor? İşte önceden döküyorsunuz. Tahinden. Ve süt de var. İçine iyice çekiyor. Ha, yoksa şekeri şeyi güzel, ıslak. Tahinle falan güzel bağdaşmış mı kek? Bence güzel olmuş. Afiyet olsun. Hatice Hanım. Tahinli olan şeyleri çok seviyorum. Özellikle tatların üstüne de tahin dökmeyi çok severim. Tahin yakışmış kendisi ama kek sanki çok pişmemiş gibi geliyor bana. Çiğ mi kalmış? Çiğ kalmış onun gibi geliyor. Muydu acaba? Aynen. Üstüne bir de şerbet değil, dökülünce. Bu şeysi fazla. Sütü mü? Sütü ve tahini fazla. Kekin içinde de mi tahin var? Kekin içinde tahin yok. Ama kekin içinde de süt var. Hamuru mu geldi yoksa çok mu ıslanmış? Alt kısmı birazcık bana tatsız geldi ama tahin tadı biraz gelsin diye yaptı büyük ihtimalle. Ama tahinle yakışmış. Yani ölçüleri bu. Yakışmış, beğendi. Peki, şimdi ilk defa yediğiniz için de tam orantısını belki bilmiyor olabilirsiniz. O da olabilir. Daha önce yapıp yediği için. Emine Hanım. Kadir Bey, benim kekime birazcık benziyor. Sadece ıslatmışsınız. Tahinini koymuşsunuz. Benim kekimle hemen hemen aynı. Ben de kekimi sütle ıslatsaydım ağlayan pasta gibi olacaktı. Sonuçta benim kekimden hiç farkı bir şeysi yok. Tahin kullanmışsınız. Ondan sonra onunla ıslatmışsınız, sütle ıslatmışsınız ama tahinini beğenmedim ben. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Figen Hanım ne düşünüyorsunuz? Emine Hanım'ın kekiyle sizinki bir miydi? Mukayese kabul etmez. Şöyle ki bu gerçek ıslak kek. Emine Hanım'ınki kekti. Sonuçta ağızda o kadar güzel bir tat veriyordu ki çikolata tadı, süt tadı falan geliyordu. Süt puding tadı falan geliyordu. Peki ıslak kekle sizin yaptığınız kekin tarifi aynı mıdır yani? Buna da aynı tonlar. Hayır, buna da sütü dökseniz aynı tadı. Aynı oluyor Kadir Bey gerçekten. Mesela bunda sadece değişik olan tahin. Ama tahin tat veriyor. Ama sizinki normal kek tarifiydi. Bu ölçüleri daha farklı sütü kaldırabilmesi bakın için. Şöyle Kadir Bey, buna da 2 yumurta koydunuz. Hayır, yarım bardak 4 süt. Yumurta. Sonuçta 2 yumurta kalıbınıza göre, ben kalıbıma göre. Yani ben o keki yapmam için 2 yumurta kalıp koyuyorum. Evet. 2 yumurta koyuyorum. Çok her şey yarım yarım. Şimdi burada neyi iddia etmeye çalışıyoruz ben onu anlamadım. Anlamadım ben. Yani bakın şöyle Kadir Bey. Benim tonları, kekimle aynı kek diyor. Benim kekimle sonuçta aynı, değişik bir şey yok ki. Bu da kek, o da kekti. Ama sadece ıslak sizinkisi. Islak, çikolatalı, tahinli kek. Islak bir şey diyeceğim. Islak olduğu için. Peki bir şey diyeceğim. Şimdi senin kekinle aynı kekse bunu niye beğenmedin? Seninki güzeldi. Tahini beğenmiyorum ben. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ben şunu anlamıyorum. Siz tahin sevmiyor musunuz? Seviyorum Kadir Bey. Bak biraz önce yani şöyle sevmiyorum. Yani biraz bakın, önce tahin sevmiyorum bakın dedim. Şöyle sevmiyorum. Bunun üstünde sevmedim. Normalde pekmeze katıyorum. Güzel güzel sabah kahvaltımda yiyorum. Ama bunun üstünde sevmedim. Ben şunu Emine Hanım'dan öğrenmek istiyorum. Bakın tahinle yapılabilir. Değişik lezzetlerimiz var. Yapmış okey. Siz bunu ıslak kek gibi düşünün ki ıslak kek zaten bu. Tahinli ıslak kek. Evet. Şimdi ıslak çok keki, sulu Kadir Bey. Bak ıslak keki becerebilmiş mi? Islak kek kabarmış mı? Kıvamında olmuş mu? Tahinli olur, karamelli olur, çikolata olur. Kadir Bey. Bak bir saniye. Bu ev sahibine kalmış. Ama evet, bizim burada değerlendirmemiz gereken bu ıslak kek kıvamında olmuş mu? Islak kek kıvamında olmuş. Ona asla bir şey demiyor. Tamam. Ama mesela tahin kullandığınız için hoş durmamış. Ay öldürecek beni. Ablam diyorum ki tahini sevmemiş olabilirsin. Sen çık bu girdaptan. Ben ona bir şey demiyorum ama ıslak kek yapan biri olarak ıslak keki becermiş mi? Becermiş. Tamam önemli olan ıslak keki tutturma. Ama benim kekim de misal çok güzel olmuştu. Ben senin kekine güzel demiştim zaten. Ablam senin kekine şu an ama kötü diyen yok mu zaten? O kekti ama. Allah aşkına Emine ne olursun kendine gel. Kendin ol, özüne dön lütfen. O tatlı içinde saçma sapan şeyler sundun kız. Allah aşkına neyi vardı o tatlının? Gayet güzeldi. Evde olsa vallahi süper yerdin. Hiç kusura bakma. Ama şimdi haftanın başından beri siz bazı şeyleri yemediğiniz için biz o konuda problem yaşıyoruz. Yani mesela kabak yemiyorsunuz. Evet, kabak ona bir yemiyorum. Şey diyemem. Sarımsak da yemiyorum. Sevmeyebilirsin bak. Sarımsak da yemiyorsunuz evet, ama onu da şimdi yemiyorum. Bazı işlerde sarımsak konulmak zorunda kalıyor. Biz de o yemeği değerlendiriyoruz. Siz şimdi bu keke puan verecek misiniz? Vereceğim Kadir Bey. Vereceğim Kadir Bey. Tamam puan alacaksın. Ona puan vereceğim. Tamam. Asla kırmayacağım. Kabartmalısına yani şeyini her şeyini vereceğim. Tamam bizim istediğimiz afiyet olsun. Okey Figen Hanım aydınlandınız mı? Ama yap bunu bak bu çok güzel oluyor. Çocuklar çok seviyor. Pekmez de yediriyorum. Hatta yayın bittikten sonra nereden öğrendiğimi de sana söylerim. Figen tamam. Hanımcığım. Teşekkür ederim. Hayri Hanım siz cevap vermiş miydiniz? Verdim. Gülcan Hanımcığım. Ben de hiç yememiştim önce.
İlk defa yedim. Kız bir kere almışım, bir iki kere daha al da. Yok zaten aldım yeterli. Al, al, biraz da kendi ağzını kendi tadına varak da bir kere, çünkü ekrana da yansıyor ya. Hani bir kere alıp Allah Allah bu kadınlar nasıl bir kere de anlıyorlar diye. Hep kızı yok ya kendimi. Ama tadını alıyorsa bir ikisi yok bunun. Yok yok, sen iki kere daha al. Aldım. Çay vereyim mi? Kız bırak şimdi, çayı puan veriyor burada. Tamam tamam. Peki. Gülcan Hanım ne durumda ki? Kapıcağızın çayı bitmiş. Tahin keke uymuş mu uymuş? İlk defa yedim. Tadı güzel ama basit yani bana göre. Basit. Karıştırıyorsun, ha, koyuyorsun. Siz sofrada değilken şu konuyu konuştuk. Özellikle Hatice Hanım dedi ki iki gündür dedi herkese. Ayşe sana çaya geleceğim. Hop hop hop, bu hemen komşuluk menü dedi dedi. Bugün de kendisi aynı komşuluk menü yapmış. Komşuluk menü. Evet, yani bunlar çat kapı çay saatine yapılacak. Program için uygun değil dedi. Yani öyle söyleyen biri böyle bir menüyle çıkmamalıydı gibisinden dediler. Ne yapmam gerekirdi mesela? İşte biz de onu çok merak ediyorduk. Evet, hiç beğenmediniz sofralı. Çok farklı. Gerçekten hiç kimsenin masasını 4 gündür beğenmiyorsun. Gerçekten ben kendi adıma söylüyorum. Ben sizden o kadar lüks bir şeyler beğendim ama çok basit bir menünüz. Hatice Hanım'a sormak istiyorum. Az önceki yorumunuza karşılık sormak istiyorum. Böyle bir menü yapan biri senin menünü eleştirebilir mi, eleştiremez mi? Eleştiremez. Çünkü ben hepsini tek tek açtım, mayaladım, hepsiyle uğraştım. Ben size diyorum, ben anlaşılmak istenmiyorum. Neden biliyor musun? Çünkü herkesin mantalitesi oklava maya. Oklava maya. Hamaratlık bu demek. Başka bir şey hayır değil. Hayır ama siz de hamaratlık oklava maya diyorsunuz da. Evet. Siz bundan anlıyorsunuz diyorsunuz da. Biz getirdiğimiz zaman da 6 çeşit yaptım. Dediniz ki 2 saatte yapılacak menü. Komşum gelse dediniz. Evet. Ama ne kadar uğraştırıyor. Salata. Aslında şu anda bunların hiçbirisi o kadar uğraştırmıyor. Evet. Keki 2 dakikada çırpıp atabilirsiniz. 2 dakikada mı çırp? 2 dakikacıkta olan bir şeyler. Hayatım verilen süre 2 saat ve ben kendimi... Biz kaç dakikada yaptık? Biz 4-5 dakikada sunmadık ki menüyü. Bunları yaptım. Bakın ben size istersen yani menü biraz saat biraz daha uzun olsaydı mesela ben size makaron da yapardım. Saatimiz zaten uzun olsaydı kremlıklarımı ben onları yapardım ama peki, zaman kısıtlıydı. Elmalı kurabiyenin tadına bakalım. Bakalım. Bu arada sen de makaron yapabiliyor musun? Tabii ki. Hmm. Makaron beze işte beyaz beze. Ona renkli şey anladım. Boyası koyduğunda. Hep yurt dışı takılıyorsunuz. İsimleri farklı. Hiç de bile. Avrupa'ya havai oluyor. Peki o zaman elmalı kurabiyeyi yiyelim biraz Türkiye'ye geri dönelim buyurun. Değil mi? Emine Hanım size katılıyorum. Gerçekten de 2 dakikada yapılacak olan şeylerdi. Figen Hanım'dan daha ağır bir menü bekliyordum ama çok hafif kaldı. Kadir Bey, ben yorumumu yapabilir miyim? Buyurun, nasıl olmuş? Elinize sağlık. Afiyet zaten olsun. Elmalı kurabiyeyi çok severim. Bir de içine bayağı ceviz koymuşsunuz. Gerçekten insanın ağzına geliyor. Afiyet teşekkür olsun. Ediyorum. Afiyet beğendiniz olsun. Mi? Beğendim Kadir Bey. Hayriye Hanımcığım. Ben de beğendim. Ben çok sevmiyorum ama hamurunu cevizi seviyorum için de cevizi falan güzel olmuş. Afiyet olsun. Ağzına geliyor zaten bütün. Bütünce ağzına geliyor. Bu dövülüp koysaydık gelmezdi. Daha iyi gelmese daha ama iyi. Ama zaten elmalı kurabiye ceviz şey dövülüp de koyulmuyor Gülcan Hanım. Kurabiye parça biz de parça tamam koyuluyor. Da yani hani ya çeyrek çeyrek koyulmuş zaten hani. Pişmemişliği var mı sizce? Biraz. Ben mümkün değil. Bir şey üstü kızardı. Genelde ben pembeleşince bile çıkarılır. Ve içinde bir kaşıkta sirke var. Hamuru güzel olursa pembeleşince çıkıyor bu. Evet. Hamuru yumuşak olursa olmuyor. Hamuru tutmamış. Tutmamış evet. Kadir Bey bir de elmaların çünkü çok suyunu yediğimiz bir kurabiye bu. Elmaların suyunu çok sıkmamış Ankara. Suyunu da bırakmış olabilir. Elmalar sos yaptıktan sonra biraz sulu sulu elmanın yaptı. Elmanın suyu sıkılmaz ki. Yani içine yumuşatan elma mı olmuş? Elmanın ama belki çok sulu kalmış diyor ki, olabilir. Hamuru diyor tam hamuru olmuş. İşte yumuşak, çok yumuşak İşte geldi. Hamuru tutmadığından olmuş. Hayret. Emine beğendi. Bu sefer de siz beğenmediniz. Yok ben beğendim. Yani Emine beğenmiyormuş. Elmalı kurabiye sevdiği için. Ben çok elmalı kurabiye Kadir Bey. Ben bu kurabiyeyi de çok sık yapıyorum evde. Peki. Hayriye ve Emine Hanım beğendi ama Hatice ve Gülcan Hanım beğenmedi. Ben yorumumu yapayım. Ben keki çok beğendim. Afiyet şekeri de, lezzeti de çok afiyet güzel olmuş. Ben zaten o keki senin için yaptım. Allah razı olsun. Ben böyle şeyleri çok sen severim. Sen ıslak kek çok seviyorsun. Evet, tahini de çok yakıştırdım. Evet. Kendim de deneyeceğim. Tahini de zaten severim şekerle. Güzel olmuş. Ama bu kurabiye de şunu söylemek istiyorum. Hamuru yumuşak olmuş. Yani o elmalı kurabiye dedikleri gibi çünkü sirke de kattın bir, ya. Biraz daha mı ince yap? Yani ya bunu birden sıcak fırına verdin sen? Hayır, sıcak fırına vermedim de bir tık daha elimle inceltmem olabilir. Lazım. Olabilir. Yani
Bu tam olmamış ama kek güzel olmuş. Afiyet eline koluna sağlık. Afiyet. Evet. Figen Hanım'ın eline koluna sağlık. Misafir etti bizi evinde. Sofrasında yedik, afiyet içtik. Ellerinize olsun. Kollarınıza sağlık. Afiyet şeker olsun. Sıra geldi puanlamaya. Bakalım yediğimiz lezzetleri hanımlar kaç puan verecekler? Figen Hanım büyük final öncesinde toplam kaç puan ulaşacak? Ve en önemlisi bu hafta 15 bin liranın sahibi kim olacak? Hepsi birazdan. Haydi buyurun finale gidiyoruz. Bakalım bu madalyanın sahibi bu haftanın birincisi kim oldu? Hazır mısınız? Bu haftanın birincisi 15 bin liranın sahibi Kadir Ezildi ile Enam Arat'ın birincisi. Evet, Kadir Ezildi ile Enam Arat benim de sıra geldi puanlamaya. Bakalım büyük final öncesinde Figen Hanım toplam kaç puan oluşacak? Buyurun hanımlar, puanlarınızı verebilirsiniz. Evet, herkes puanlarını verdiğine göre Hatice buyur puanını açıkla. 2 veriyorum Kadir Bey. 2 puan veriyorsun. Neden 2 puan veriyorsun? Neden kırdın puanlarını? Tabii ben patatesli rulo böreğini beğendim. Bir de normal böreğini beğendim. Onun haricinde pek beğenemedim Kadir Bey. Kadir Bey. Ne oldu? Dünkü Hatice gibi bugün sen de mi puanı değiştirmek istiyorsun? Hayır. Bir şeyi unutmuştum da değiştirebilir miyim rica etsem? Menüden bir şey mi unuttunuz? Bekle bir puanları açıklayalım bakalım. Ona göre neyi? Hayriye Hanımcığım buyurun puanınızı açıklayın. 2 puan geldi Hayriye Hanım'dan da. Hayriye Hanım siz neye verdiniz 2 puanı? Ben de rulo böreğini sevdim, kekini sevdim. Figen abla ne diyorsun ikiler için? Ettim ben de 2 verdim. İade ona da 2 verdim. İadeyi ziyaret. Ben bekliyordum zaten. Peki. Gülcihan Hanımcığım. Ay yok pardon. Sizin puanınızı çevirirsem Emine puanını değiştiremez. Emine buyur puanını değiştir. Ama önce bir çevir. Bir çevir bakalım kaç puan verdin? Puanım 1'di. Bir neye verdin? İşte yanlışlıkla oldu, kusura bakmayın. Onun için değiştirmek istedim. Neye aklına geldi peki sonradan? Sonradan bir şeyi daha beğenmiştim Kadir Bey. Onu bir anda aklımdan çıktı. Peki buyur değiştir puanlarını. 1 puan. 2 olacak. Bir değiştirsin bakalım da 1 puan. Emine şaşırttı bizi biraz. Son dakikalarda bir 1 geldi. Buyur Emine puanını göster. 2 puan geldi. Figen Hanım'ın tahmini doğru çıktı. Şaşırtmadı. Emine Hanım, resmen Kadir Bey'in korkusunu o 1'i 2'ye çevirdiniz. Anlamadım zannetmeyin. Vallahi Emine, senin ne olduğunu ben çözemedim hafta başından belli. 0 mı verecekti, artık 5 mi? Hani 2 verirken de biz senden bir 5 bek. Hani puanını değiştirdin ya, herhalde dedik 5 verecek. Peki, Gülcihan Hanım puanını çeviriyor. Bakalım kaç puan gelecek? 3 puan geldi Gülcihan Hanım'dan. Gülcihan Hanımcığım siz neye verdiniz 3 puanı? Ben de patatesli rulo böreğini beğendim, ona verdim. Keki de tahin olduğuna hiç yememiştim. Yedim, onu beğendim. Başka da bir şey beğenmedim. 3 puan verdiniz ya, 1,5 mu verdiniz? Bir daha beğenmiştim. Bir şey daha mı beğenmiştiniz? Bir şey beğendim. Mercimekli börek vardı. Onu beğenmedim. Parmesanlı kurabiye vardı. Onu da beğenmedi. Onu da beğenmedim. Elmalı kurabiyeyi de beğenmedi. Başka da bir şey belki yok. Sofrasına vermişsiniz. Yok, ben ikisini zannettim bir tane daha bir şey beğendiydim ama yok değil, yanlış hatırlıyorum, tamam. Gülcihan Hanım, Figen Hanım size sizin gününüzde 4 puan vermişti. O yüzden size kendisine bugün iadeyi ziyaret olsun diye 3 puan verdiniz. Peki aynen. Toplamda 9 puan ulaştın Figen ablacığım. Eline koluna sağlık. Temizlik için de şimdi hemen yorumumu yapayım. Camların falan gayet güzel temizdi. Mutfağına geldiğimde ise evet Emine'nin gösterdiği lastiği ben de gördüm. Orada biraz sıkıntı vardı. Ocağının üstü gayet temizdi. Mutfak dolaplarını elledim. Oralarda yağma yoktu. Mutfağın camı da temizdi. Peteklerini peki, güzel... Raflarımda yağ var mıydı Allah aşkına bana söyle. Yok, dolapların altında falan da yoktu. Baktım oralara. Peteklerini açtım. Seninle birlikte sildik zaten. Evet. Peteklerin üstünü temizlemişsin ama alt kısımdaki o orta detaylar ortayı duruyordu. Evet, kaçırmışım. Kivi ünitesinin alttaki çekmecenin o iç tarafını ellerimi sürdüğümde oradan göstermiştim evet, sana siyahlık gelmişti. Sonuna kadar gitmemiş. Bir de kornişleri sildik. Kornişlerde evet, biraz ben bir şeyler vardı. Ben kornişim dedim. Evet, haklısın. Ama lavabon
temizdi. Evet, kıl evet vardı ama set ekibi ellerimizi yıkıyoruz. Biz de girip çıkıyoruz. Olabilir. Çamaşır makinenin lastiği, gözü onlar da temizdi. Yani yaşından bir şey demiyorum ama yaşına göre gayet güzeldi. Eline koluna sağlık. Teşekkür ederim. Olan kusurları zaten birlikte gördü. Tabii sana ki, da gösterdi. Eline koluna sağlık diyorum. Haftamıza renk kattı. Şimdi asıl ana geldik. 15 bin liranın sahibi belli olacak. Hazır mıyız? Hazırız. Bakalım 15 bin liranın sahibi kim olacak? Haydi buyurun, büyük finale gidiyoruz. Evet, Figen Hanım'ın eline koluna sağlık. Temizlik konusunda zaten yorumlarımı yaptım. Gördüğüm detayları söyledim. Mutfak konusunda evet, herkes haftanın başından beri yoğurtlu olmaz diye eleştirdi. Bunlar çat kapı menüsü dedi ama bugün kendisinden de çok zahmetli bir menü göremedim açıkçası. Belki şu an beni izleyip kızabilir bana. Ama elinden geleni yaptı mutfakta. Beğenmediklerimi de söyledim. Ama Emine Hanım'ın biri beni şok etti. Hiçbir masa birlik değildir. Eğer ki her şey yetiştiyse ve sofra düzeni güzelse, Emine Hanım beni şoke etti açıkçası. Belki de tepkilerden korktuğu için birini iki yaptı diye düşünüyorum. Şimdi Figen Hanım'a puanımı veriyorum. Evet, Figen Hanım'a puanımı verdim ve sıra neye geldi? Haftanın birincisini 15 bin liranın sahibini açıklamaya hazırsanız büyük finale gidiyoruz. Haydi buyurun. Evet, Kadir Ezildi ile Enem Arat benim de haftanın büyük finalindeyiz. Tekrardan herkese merhabalar. Kız, kendi kendimi alkışlattım. Gözünüz kör olmasın. Bir kere alkışlamadınız. Evet, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün son günümüz. Birbirimize veda edeceğiz. İnşallah akıllarımızda güzel kalırız. Pek Hayri Hanım'ın aklına güzel kalmayacaksınız gibime geliyor. Bana da öyle geliyor Kadir Bey. Bakışlarından. Kalabilir. Evet, hazırsanız öncelikle neyi açıklıyorum? Etabı açıklıyorum, biliyorsunuz ki bu haftaki etabımız fırın teliydi. Birbirinden kötü kokan, küflenmiş tavuk derisi, kurtlar akan teller temizledik. Onlardan 3 senedir neler neler temizledim, Allah biliyor. Görüyorduk. En kısa sürede en iyi yapanı direktman açıklıyorum. Hazır mısınız? Hazırız. Tel etabını kazanan, bir fazla puan alan yarışmacımız 1 dakika 33 saniye ile... Acaba kim? Aranızda tahmin eden var mı? Gülcan Hanım. Gülcan Hanım, peki. Hatice Hanım? Ya ben ya Hayriye Hanım. Hayriye Hanım? Yorum yok. Allah canını almasın. Figen Hanım? Hayriye Hanım olabilir. Hayriye Hanım olabilir. Peki, 1 dakika 33 saniye ile etabın birincisi Gülcihan Hanım oluyor efendim. Bir fazla puan Gülcihan Hanım'dan gidiyor. Gülcihan Hanım'a gidiyor. Düşünüyor musun? Kendini yaptığını hiç hissediyor muydun? Hissediyordum tabii. Hissediyordun. En uzun yapanı açıklayayım mı arkadaşlar? En uzunu 4 dakika 40 saniye ile Hayriye Hanım oluyor. Evet. Arkadaşlarına sizin bu etapta birinci olacağınızı düşünmüşler. Hayır, çünkü çok uğraşıyorum ya. Evet, 4 dakika 40 saniye ile bitirdiniz. Gülcihan Hanım hem cidden güzel yaptı hem de kısa sürede yaptı. Eline koluna sağlık Gülcihan Hanım. Ablacığım, senin gibi ağır kanlı bir hanımefendiden böyle bir şey beklemiyorlarmış, gördün mü? Onlar beklemesinler. Yine ağırlığına bağladılar senin oraya. Bağlasınlar, ben ellerime güveniyorum. Kadir Bey, biz kaçar saniyede tamamladık? Hemen söyleyeyim. Hatice 3 dakika 49 saniye, Emine Hanım 4 dakika 10 saniye, Figen Hanım 4 dakika 17 saniye ile bitirmiş. Ellerinize kollarınıza sağlık diyorum. Evet, sıra geldi en önemli ana. 15 bin liraya veda eden, Kadir Ezildi ile Enem Arat benim de 15 bin liraya veda eden ilk yarışmacımız. Toplamda 16 puan alarak Kadir Ezildi ile Enem Arat benim de bu hafta 15 bin liraya veda eden ilk yarışmacımız. Kadir Ezildi ile Enem Arat benim de bu hafta 15 bin liraya veda eden, toplamda 16 puan alan yarışmacımız Figen Hanım oluyor. Figen ablacığım, ellerine kollarına teşekkür sağlık. Teşekkür ederim. Arkadaşlarından 9 puan aldın, benden temizlikten 4, yemekten 3 puan aldın, toplamda 16 puana ulaştın. Eline koluna teşekkür sağlık ederim diyorum. Tanıştığımıza da çok çok ben memnun oldum. İyi ki ben de gelmişsin. Evet. Çok güzel bir gün geçirdik. Evet. Çok güzel bir hafta geçti. Aynen. Herkese çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz. Evet, kaldı 4 yarışmacımız. Bakalım 15 bin liraya aralarından kim veda etti? Toplamda 18 puan alarak, toplamda 18 puan alarak Kadir Ezildi ile Enem Arat benim de 15 bin liraya ve Enem Arat benim madalyasına veda eden bir diğer yarışmacımız.
Toplamda 18 puanla 15 bin liraya veda eden bir diğer yarışmacımız... Hayriye Hanım oluyor. Hayriye ablacığım, ellerine kollarına sağlık. Arkadaşlarından 10 puan aldın. Benden temizlik için 5 puan aldın. Yemeklerin için 3 puan aldın. Toplamda 18 puana ulaştın. Eline koluna sağlık diyorum her şey için. Evet, kaldı 3 yarışmacımız. Hatice, Emine, Gülcihan. Toplamda 19 puan alarak Kadir Ezildi ile Enem Arat benim de 15 bin liraya veda eden bir diğer yarışmacımız. Hatice oluyor. Biliyordum. Hatice'cim, eline koluna sağlık. Teşekkür Arkadaşlarından ederim. 11 puan aldın. Benden temizlik için 5 puan aldın. Yemeklerin için 3 puan aldın. Toplamda 19 puana ulaştın. Eline koluna ederim. Sağlık diyorum. Hamur işinde iyisin ama biraz elin ağır, bunu da söyleyeyim. Biraz ağır oldu. İçimde kalmasın ama eline koluna sağlık Teşekkür diyorum. Teşekkür ederim. Evet, son ikiye Gülcihan ve Emine kaldı. Açıkçası Emine haftanın başından belli iddialı yarışmacılarımızdan. Gülcihan Hanım da iddialı yarışmacılarımızdan ama biraz sessiz bir yarışmacımız. İkiniz de çok zıt karakterlersiniz ama son ikiye kaldınız. Evet, nasıl oldu ben de anlamadım. Bir hiç konuşmayan, bir de hiç susmayan diye. Yani kendini ifade etmeyi seven bir hanımefendimiz. Evet. Temizliğinde de iddialı, siz de temizliğinizde iddialısınız. İkiniz de menüde bayağı uğraştınız, elinize kolunuza sağlık. Son ikiye kaldınız. Şu anda sadece arkadaşlarınızdan aldığınız puanlarınızı biliyorsunuz. Benden aldığınız temizlik ve yemek puanlarını bilmiyorsunuz. Evet, Gülcihan ve Emine bakalım. 15 bin liranın sahibi Kadir Ezildi ile Enem Arat benim de kim oluyor? Şu an önümde 15 bin lira var. Ve bence en önemli, her hafta söylüyorum, 15 bin liradan evet, daha önemli bir yanmak. Şey varsa o da bu madalya. Çünkü ham aratlarınızın nacizane tasdiknamesi diyorum. Bakalım bu madalyanın sahibi, bu haftanın birincisi kim oldu? Hazır mısınız? Hazırım. Ekran başındaki izleyiciler hazır mısınız? O zaman açıklıyorum. Bu hafta da yorulduk, bayağı uğraştık. Ve haftanın birincisi 15 bin liranın sahibi Kadir Ezildi ile Enem Arat benimin birincisi... Siz de olabilirsiniz. Eğer Enem Arat benim diyorsanız, 15 bin liraya ihtiyacınız varsa, eğer bir de eliniz hızlıysa, madalyayı da istiyorsanız, o zaman hiç beklemeden hemen altta geçen adrese başvurabilirsiniz. Türkiye'nin önüne tüm amaratlarınızı sergileyebilirsiniz. Evet, hazırsanız ondan geriye sayıyorum. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bu haftanın birincisi 15 bin liranın sahibi Kadir Ezildi ile Enem Arat'ın birincisi... Gülcihan Hanım oluyor. Ay, inanmıyorum gerçekten. Ellerim bütün terledi, biliyordum benim alacağımı. Haydi hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Gülcihan abla, ne hissediyorsun? Kameraya doğru bir seslen. Kızları seni izliyor. Dünyanın en mutlu insanı ben oldum şimdi. Tebrik ederim Gülcihan Hanım. Çok teşekkür ederim. Allah gönlünüzce versin. Çok teşekkür ederim. Aynen. Emine Hanımcığım, temizlik için benden 5 puan aldınız. Eviniz pırıl pırıldı. Ellerinize sağlık. Yemekler için 3 puan aldınız. Toplamda 20 puana ulaştınız. Gülcihan Hanımcığım, arkadaşlarınızdan 15 puan aldınız. Benden temizlik için 5. Yemekler için de 5 olarak toplamda 10 puan aldınız. Yani benden tam puan aldınız. Elinize kolunuza sağlık diyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Toplamda 26 puana ulaştınız. Çünkü mutfakta da tüm hamaratlarınızı gösterdiniz. Hiç tedirgin olmadınız. Kendinizden emin ilerlediniz. Evet. Şartı şurada da çok dikkat ettiniz. Çok çok sağ olun. Biz de teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden bomba gibi yarışmacılarla yine ekranların tozunu alacağız ve kaldığımız yerden işte açmaya devam edeceğiz. Haftaya pazartesi aynı saatte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.